على سيدنا محمد صلى الله طبيب قلوبنا محمد صلى الله شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين المرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri uzaktan yakından burada bulunan bütün kardeşlerimizin dünya ahiret muratlarını nail eyliye. Dünyada ameli salih işlemek, ahirette mağfirete nail olmak nasibi müyesser eyliye. Allah-u Azimşan bütün İslam aleminin nusret ve inayetler nasip eylesin. Kıymetli müminler, Rabbim Teala Hazretleri lütfederse bugünkü sohbetimizin mevzuu, hayatımızın ve bütün insanların hayatının her safhasında olan amel, ibadet ve kulluk üzerine olacak. Bu sohbet, hayatımızın seyri olduğunu, halbuki hayatımızın ilahi emirlere rağmen olmak suretiyle iki cihan saadetine nail olmanın mümkün olduğunu, bunun için de amelden murat nedir, ibadetten kastedilen nedir, amel ve ibadet insana hangi seviyeye ulaştırır, kulluk nedir, Allah'a kul olmak ne tarzda olmalıdır, bunu bilmek lazım gelir. Çünkü amel dediğimiz zaman beşerin bütün fiilleri amel mefhumunun içerisinde vardır. Halbuki ibadet lisanında, İslam akaidinde, müminlere vaaz-ı nasihatta ve şeriatın emirlerini tebliğde amel yapın denildiği zaman ameli salih murad edilmiştir. Halbuki amel geniş manada bütün insanların fiil ve hareketini içine alan bir tarzdır. Fiil ve hareketlerini toplayan bir manadır. Biz mümin olmak üzere önce amelden muradın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. İnşallah Rabbimin lütfiyle amelin salih nasıl olması lazım geldiğini arz etmeye çalışacağız. Ameli salih teşekkül edince bunun bir ibadet, ibadet amel olduğu halde ameli salih olmadıkça, taat haline dönmedikçe çok ibadetlerin amel halinde kaldığını göreceğiz. Amelden maksadın ameli salih, Allah'a iman eden bir kulda Allah'ın azametine tevekkül ve niyeti saliha lazım gelir. Tevekkülden maksadın kast ve irade kelimelerinin Allah'ın ahkamına uygun olmasından, her bir niyetin niyeti saliha olmasından ibaret olan bir anlamdır. Şu halde tevekkül, kast ve irade kelimelerini bir arada ihtiva eden manadan ibaret olup niyetten zuhur eder. Niyet ise kalbin bir sıfatı, hususu hali olup her bir niyet o insanın müktesebatı olan ilim ve amel ile muhafaza olunur. Şu halde niyet de geniş bir mana taşır. Şeriat-ı ilahiyede makbul olan niyeti saliha ile her bir insanın insan olmak sıfatıyla yaptığı fiil ve hareketlerdeki kastettiği murat ve maksadı ayrı ayrıdır. Biz inşallah Rahman ikisini de arz etmeye çalışacağız. Şu halde niyet kalbin sıfatıdır. Niyet ilmi, ilim, ameli iktiza eder. Çünkü niyetin bir ibadet olabilmesi şeriata uygunluğu ile muteber olur. Eğer niyet
şeriat-ı Muhammediye uygun ise o insanın yaptığı ibadet olur. O ibadet şeriat-ı Muhammediye uygunluğundan dolayı da şeriatın emrettiği akaide uygun, ibadet ve taata uygun bir ilim manası taşır. Halbuki ilim ve amel denildiği zaman bir insanın kendi müktesebatına göre, kendi anlayışına göre o insanın şahsi varlığının içerisindeki anlayış da bir niyettir. Çünkü bir insan bir şeyi teşekkül ettirebilmek için onun kalbinde önce bir hatır, habisi nefis denilen bir düşünce, bir fikir kalbinde ve aklında teşekkül eder. Bu teşekkül eden hatır ve habisi nefis dediğimiz kalbe gelen ilk düşünce bütün insanlarda vardır. Ameli salih dediğimiz amel içinde bu böyledir. Herhangi bir beşerin her bir fiilinden neşet eden kendi amelleri içinde bu böyledir. Şu anda ilim ve amel niyetin kemalatına bağlıdır. İlim şeriata uygun olursa amel ameli salih olur, niyet niyeti sahih olur. Eğer o insanın ilmi şeriat-ı Muhammediye'nin hakikatine uygun değil de asrın ve nefsin icabı olan anlayışlarına taalluk eden bir ilim ise, nefsin ve şehvetin gazabın itminanında kullandığı bir anlayış ise, o zaman bu ilimden hayırlı bir niyet olmaz. Bu niyetten de amel olur ama bu amel ameli salih olmaz. Şu halde acaba amelden kastedilen nedir? Zira amel niyetin tabi olduğu, ona mensup olan bir evladı hükmündedir. Çünkü Allah cümlemizden razı olsun, amel ilmin furu ve tabi olmasıyla ilim amelden önce gelir. Amel fiil ve hareket olarak ilmi takip eder. Şu halde ilim ferdin anlayışına göre olursa amel Allah'ın rızasına uygun bir amel olarak teşekkül etmez. Eğer ilim Allah'ın emrettiği murat üzerinden olursa o amel ibadete ve taata çevrilir. İbadet ve taat ise yavaş yavaş kulluğun derecesine göre insana Allah'a yaklaştırır. Şu halde amel denildiği zaman bir insanın kendi anlayışına göre ya şeriatı uygun ve nefsaniyetine göre bir hareket ve fiil ve sükundan ibaret olan bir hareket topluluğudur. Demek amel yani fiil ve hareket ve sükun ihtiyarıdır. İlim iradeyi, irade kudreti tamamlar. İrade ve kudretin tamamlanmasından bir amel teşekkül eder. İlk önce insanın gönlünde teşekkül eden, kalbe gelen fikir ve düşünceye hatır denilir. Hadisi nefis denilir. Bir şeyin kalbe gelmesiyle teşekkül eder. Hatır ile kalp muayze edilmez. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifin beyanına göre ümmetinden hadisi nefis affedildi sözü kalbe gelen ilk düşünceden Allah katında mesuliyet yoktur. Kimin gönlüne ne cins düşünce gelirse gelsin bu düşünceden dolayı Resulullah'ın hadisinin beyanına göre aleyhissalatü vesselam ümmetimden hadisi nefis kaldırıldı sözüyle kalbe gelen ilk düşünceden o insanın Allah katında bir mesuliyeti yoktur. Çünkü insanın kalbine
önceden düşünüp taşındığı bir hatır gelebildiği gibi hiç aklında hayalinde olmayan fikir ve düşünceler de teşekkül edip gelebilir. Bu mana itibariyle nasıl oldu da bu şey benim kalbime geldi, nasıl oldu da benim bir hiç hoşuma gitmeyen düşünce aklımda teşekkül etti diyerek insanoğlu meyus olmamalıdır, üzülmemelidir. Çünkü bunun hükmü, bu hatırın hükmü, bu hayale ve kalbe gelen düşüncenin hükmü meyli tabii denilen rağbet ve heyecanı getirmek içindir. İlk düşünce Allah'ın azametinden gelir. İlk düşünce melaikelerin kalbine yapmış olduğu ilhamdan gelir. İlk düşünce şeytanın zatından vesvese olarak meydana gelir. İlk düşünce açlıktan, susuzluktan, maddi ihtiyaçtan doğan beşeri fıtrattan meydana gelebilir. Şu halde bu düşüncelerin menşei nefis olabilir, şeytan olabilir, melaike-i mukarrebin olabilir, Allah'ın azametiyle, ilmiyle onun kalbine ilka etmiş olduğu irade-i ilahi olabilir. Bu bakımdan akla gelen ilk düşünce, ilk fikir insanı mesuliyete sürüklemez. Vakta ki bu düşünce beşerin imtihanına sebep olan meyli meydana getirir. Meyil, rağbet, heyecan aynı anlamda kullanılan kelimedir. Demek bir insanın hatırına doğan bir şey ya gazabını harekete getirir veyahut şehvetini harekete getirir. Şehveti ve gazabı harekete gelen bir kimse meyli tabiiyle heyecan halinde şehvet ve gazapta ihtiyari olmak veyahut ihtiyarsız olmak üzere o meseleye gönlünü kaptırırsa buna rağbet denir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ihtiyari iradesi olmadan birdenbire bir insanın gönlüne gelen bu şeyden bir meyil meydana gelirse bu meyilde kendisinde meydana gelmesinden dolayı bundan mesul değildir. Ne zaman ki bu meyil kendisinde teşekkül eder, o yeni doğan meylini iradesine, itikat ve kalbin hükmüne bağlar da devam ettirirse, işte bundan mesuliyet veyahut muhakeme ve muhasebe meydana gelir. Misal, caddede yürürken bir erkeğin bir kadının konuşması, hareketi, gülüşü gibi bir sezetle kadına bakmak düşüncesi nefis tarafından kalbine gelmiş olsa, bak bu kadının gülüşüne, sesine, gördüğü veya görmediği arkadan yanından olduğunu kabul etsek, bak diyerek, bu kadın sesidir diyerek aklına gelen bu düşünce buna bir mesuliyet teşkil etmez. O insanın iradesi o kadına bakmaya rağbet ederse, heyecan haline gelirse, dönüp de bakarsa, işte bu bakma veyahut hiç ihtiyar meyil olmadan aniden karşısına çıkmış olan böyle bir manzaraya bakan bir kimsenin durumu şu durumu ortaya çıkarır. Eğer bakışını uzatırsa veyahut birkaç defa tekrarla bakmaya devam ederse bu bir mesuliyet meydana getirir. Ama gözün ilk defa gördüğü çırılçıplak bir kadın da olsa, anadan doğma bir erkek de olsa gözün ilk gördüğü şeyden mesuliyet yoktur. Bundan amelin teşekkülünü anlamamız için bu kalbin amellerini, kalbin hallerini bilmemiz lazım gelir ki amel ve ibadette bu arz ettiğimiz durum önemli bir husustur. Demek kalbe gelen ilk düşünce veya fikir hatır oldu
gördü bir taksi güzelce vitrinde veya alınacak bir dünya nimeti gördü. Buna bakmayı meyletti. Bu bakışın da nefsinin arzusu haramlı da helallı da olsa mükerreren kararla bakmadıkça, ısraren bakmadıkça mesuliyet teşkil etmez. Bu rağbet, bu görüş, itikat kalbin hükmüne havale edilir. Kalbin hükmü hatır ve meyilden sonra itikat haline gelir. İtikat o insanın muktesebatıdır. Allah katındaki kıymet ve kadrinin neticesidir veya Allah'tan uzaklığının bir alametidir. Dünyada ne kadar insan varsa hayatında yaşadığı tarzda kendine göre bir anlayışı, bir itikadı vardır. Kadına bakmanın günah olmadığını anlayan bir insan saatlerce oturur seyreder, bundan bir mesuliyet duymaz. Şu halde itikat kalbin hükmü bir şeriata göre olması lazım gelen tarzı vardır. Bir de o insanın kendi hayatında anlayışı, müktesebatı, hayatın kendisinde meydana getirmiş olduğu bir anlayış tarzı vardır ki işte bu amelin amel olmasına veya ibadet olmasına tesir eder. Mümin bir kimse haramlı bir çıplak kadın, velev ki plaj olsun misalimizde, gördüğü zaman güzelliğiyle gönlü nefsi şehvaniyeti meyledebilir. Bu meyilden kalbine hemen bir itikadına meyilden hüküm meydana gelir. O hüküm ya ihtiyarıdır ya izdirarıdır. Yani çaresizlik veya mecburiyet halindedir. Birinciden ihtiyarı olan kısmından mesuliyet, ikinciden mesuliyet doğmaz. Misal verdiğimiz zaman daha güzel anlaşılır. Demek itikat, kalbin hükmü, bir şeyin yapılması uygundur diye kendisinin verdiği karardır. İşte ümmeti Muhammed'in mesuliyeti, insanların vücudunda bulunan meleklerin hayır veyahut şer olarak amellerini muhafaza etmesi, kalbinden bu şeyin yapılması uygundur veya uygun değildir tarzında kalbin hükmüne göre o insan ya hayır kazanır veyahut bir şer veya günah veya vebal taşır. İhtiyari olarak bir insanın bir kadınla anlaşması sonunda zina fiili için karşılıklı anlaştığını misal olarak kabul edersek, gerek kadının rızası, gerekse erkeğin rızası, aralarında nikah olmadığı için nikahsız bir şehvet anlaşması olan zina fiilini araları kararlaştırmış olsalar, bu kararlaştırma hatır denilen gönlüne gelen şu kadından meyil denilen sana anlatsana ya o anlaşma tanışma meylinden de bununla bir şehvet münasebeti kursana gibi karar edilen kalbinde evet bunu ben kabul ediyorum diye tasdik etmesi, eğer imanlı bir kimse günahını bile bile, eğer İslamiyet'in dairesinde değil de şeriattan habersiz gafil bir insansa, nefsinin arzusuyla karar verdiği bir şey kendisinde şu neticeleri meydana getirir. İkisi bir araya geldiği zaman cemaatin, akrabaların, eşin, dostun görülmesiyle utanmak veya korkmak suretiyle, cemaatten ve cemiyetten utanmak suretiyle fırsat tahakkuk etmezse bu insana bir misli günah yazılır. Eğer o insan imanlı bir insan ise böyle zinalı bir fiile karar verdiği halde
gönlünde Allah korkusu varsa, pişmanlık sebebiyle bundan vazgeçerse, benim bu yaptığımı Rabbim kabul etmez. Aradan nikah olmadan bu fiil karşılıklı rızaya taalluk etse bile haramdır, zinadır, günahtır. Şu halde Rabbim beni görür. Melekler buna şahittir. İnsanlar görse görmese ne zarardır? Görmesiyle görmemesi önemli değil. Asıl olan şeriatın hükmüdür. Rabbimin emridir diyerek bu günahlı fiilinden Allah'ın azametiyle korkarak vazgeçse bu insana bir misli hayır yazılır. Çünkü bu işin kendisi isyan idi, bu işin kendisi günah idi, bu işin kendisi Allah'a karşı zina fiili olarak en çirkin bir amel olarak tahakkuk edecekti. İşte Allah korkusuyla nefsine muhalefet etmesi, şeytana uymaması insanın fıtratında zor olduğundan nefsinle cihat etmek, şeytanın emrine uymamak, Allah'ın emrine rağm olmak gibi güzel düşüncelerle o insanın bu çirkin hali Allah korkusuyla vazgeçtiği için bir misli sevap yazılmasına sebep olur. Ama bu misalimizi bir araya gelmeleri mümkün iken cemaatte tanıdık insanların meydana çıkmasıyla utanmakla yapamazsa veya kadının veya erkeğin yakınlarının bir araya gelmesinden onu o insan topluluğundan ayırmasıyla buluşamasalar, bir araya gelmeden, zina fiili teşekkür etmeden ikisine de birer misli günah ve haram yazılır. Halbuki fiil meydana gelmedi ama o bir araya gelmeye mani olan insanların bulunduğu toplum bunları ayırdığından, kadını yakın bir akrabası alıp götürmesi, erkeği yakın arkadaşlarının veya akrabalarının alıp götürmesi veya utandığı insanlardan utanarak veya korktuğu insanlardan korkarak vazgeçmesi, fiil meydana gelmese de yine bir misli günah olarak yazılmasına sebep olur. Çünkü meyil önce fikir aklına geldi, aklındaki fikir rağbet ve heyecan haline döndü, kalbinde muhakeme etti, iradesiyle bu meseleyi ölçtü biçti, karar verdi, bu kararı itikattır, bu itikattan kasti olarak başlangıcı zayıf olabilen bu hal kat'i olarak karar haline gelirse bunun adına niyet denilir, kast denilir, hem veya cezim denilir. İşte müminin amelinin teşekkülünde sohbetimizin başında arz ettiğimiz amel, niyet, ilim ve ameli teşekkül ettirir sözü bunun için arz edilmiştir. Niyet her amelin, her işin başıdır. Ya insanı hayra götürür, ya insanı şerre götürür. Kıymetli müminler, başka bir misal vermek lazım gelirse, bir insan bir yardıma muhtaç olan aileye maaşımı alırsam, ödüncüm bana verilirse, filan şahsa verdiğim ödüncüm geri gelirse, filan ikramiyeyi alırsam, filandan beklediğim paralar elime geçerse, şu insana yardım edeyim, şu camiye bir hala alayım, şu hayır müessesesine şu hayırı yapayım gibi bir karar verdiği halde, elinde olmayan sebeplerle o para eline geçmezse, bu niyetini tahakkuk ettiremediği halde yine bu zata bir misli hayır yazılır. Neden? Çünkü niyet halinde teşekkür etti. Hakikaten eline o para geçseyse muhakkak yapacaktı. Birincide bir misli günah yazılmış olmasına rağmen, ikincide bu imkanı, bu hayırı, bu güzel fiili yapamadığı halde bir misli sevap yazılır. Eğer o hayırlı ameli teşekkür ettirirse iki misli hayır yazılır. Hayırlı ameli teşekkür ettiremezse bir misli Allah-u Teala razı olsun hayır yazılır. Birinci misalimizde
İki, kimse olan tarafın anlaşıp da zina fiilini işlerlerse, niyetleri ve fiilleri şeriata uymayan zina için teşekkül ettiği için Allah'a azimşana asi olurlar. Tamamıyla bu bir amel olduğu halde, yani bir hareket ve fiil olduğu halde isyan tarzında teşekkül etmiş olur. Eğer Allah rızası için vazgeçerse bir misli hayır yazılır. Çünkü nefsine muhalefet etti, şeytandan muhalefet etti, Allah'ın azametiyle korktu, Rabbimin emrine imtisal içinde nefsiyle cihat etti. Bunun içinde çirkin fiille niyet etmiş olmasına rağmen Rabbü Teala ve Tekeddes Hazretleri buna bir misli hayır yazılır. İhya-i Ulumettin'de İmam-ı Gazali Hazretlerinin vermiş olduğu misalde bir kasap komşusu olan bir kızla buluşmak istedi. Kıza maddi bir sebep ileri sürdü. Yani kızın rızası olmadığı halde onu kandırıcı bir teklifte bulundu. Kızı tenha bir mahalle çekti. Biraz sonra kasap kızın yanına geldiği zaman niyetini açıkladı. Kendisine olan sevgi ve muhabbetini söyledi. Kızcağızın verdiği cevap şu oldu: aslında ben de seni istiyorum ama aramızda nikah bağı yok ki. Şimdi birbirimize elimizi değdirirsek Allah katında asi oluruz. Eğer sen beni hakikaten yakin olarak seviyor ve bir ve beraber olmak istiyorsan nikah tahtında bir araya gelelim. Rabbim bize şahittir, melekler bize şahittir diyerek titremeye başladı. Allah korkusundan titreyen kızın karşısında kasap kötü fiilinden vazgeçti, tövbekar oldu. Kızı emniyetle kandırmak istediği mahalden emin olduğu yere getirirken ikisi birbirinden ayrıldılar. Yolda o kasap Beni İsrail'den bir peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizle karşılaştı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğunu bilmediği halde yol arkadaşlığı yaptılar. Kasap susadı. Peygamber olduğunu bilmediği mübarek peygamber aleyhisselama efendi hazretleri ben çok susadım. Sen dua etsen de Rabbin bize bir su ikram etse veya bir bulut halk etse de serinliğiyle susuzluğumuz bir derece teskin olsun dediği zaman o peygamber aleyhissalatü vesselam kasaba dedi: sen dua et, ben amin diyeyim. Kasap dua etti, peygamber aleyhisselam amin dedi. Rabbin Teala kudretinden bir bulut gönderdi, kasap serinledi. Yollara ayrıldı peygamber aleyhisselamla kasabın. Peygamber aleyhisselam gördü ki bulut kasabı takip ediyor. Halbuki birisi bir mümin, öbürü bir peygamber aleyhisselam. Elbette bulutun peygamber aleyhisselamı takip etmesi lazım gelirken Cenab-ı Peygamber gördü ki bulut kasabı takip ediyor. Kasabı durdurdu. Dedi: dur Allah aşkına, sen nereden geliyorsun? Ne gibi bir amel yaptın? Dedi: ben böyle böyle sevdiğim bir kızla tenhada buluşmak istedim. Nefsimin lezzetini almak istedim. Ama arada nikah bağı olmadığı için kızın teklifiyle Rabbimden korktum, utandım, tövbe ettim. Kızı serbest bıraktım, evime dönüyorum buyurdu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, elbette günahı irtikaf etmeye niyetlenen bir kimsenin günahtan vazgeçmesi, tövbe etmesi Allah katında ne büyüktür. Ben bir peygamberim, sen ise bir müminsin. Gördüğün manzara şu ki bulut seni takip etti demek suretiyle Allah katında tövbe eden bir asinin Rabbimin katında ne büyük bir mükafat sahibi olduğunu o peygamber aleyhisselam kasaba tebliğ etmiş oldu. Kıymetli müminler, bunun için İmam-ı Gazali Hazretleri İhyanu İhyai Ulumiddin'in 3. cildinin 97. sayfasında bir adam öldürmeye veya bir kimse ertesi günü zina etmeye niyet eden azimli bir kimse olsa
İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bir daha tekrar ediyorum, geceleyin bir adam ertesi günü bir adam öldürmeye veya birisiyle zina etmeye niyet eden azimli bir adam olsa, yani niyet haline gelmiş, iradesinde muhakeme etmiş, kalbi katli karar vermiş ki ertesi gün birisini öldürecek veya başka birisiyle bir zina fiili yapacak. Bu adam geceliğin katli karar verdiği halde ölürse, bu günahlara müsir olarak ölmüş sayılır, niyetiyle haşrolur, kötülüğü niyet eden fakat yapamayan bir maniyle kimseye elbette niyetinin cezası defterine yazılır buyurulmuştur. Bunun için de Cenab-ı İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-i Ulumettin'in 3. cildinin 97. sayfasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi rivayet ederek, insanlar niyetleri üzere haşrolurlar hadisiyle adam öldüremediği halde gece ölen kimsenin katil, zina edemediği halde ertesi gün katil zinayı niyet eden bir kadın veya erkeğin ölmüş olmalarına, bu fiilleri yapmalarına imkan olmadığı halde katil veya zinakar olarak defterlerine yazıldığını Cenab-ı İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-i Ulumuddin'de bize 3. ciltte haber veriyor. Yine bir hadis-i şerifte İhya-i Ulumuddin'in 3. ciltinin 97. sayfasında Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haber veriyor ki, iki Müslüman birbirlerini öldürmek için kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman ölen de öldüren de cehennemdedir buyuruyor. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, hadi bu öldüren katil ya şu maktul, yani ölen kimsenin suçu nedir ki ikisi de cehennemdedir diye sahabeyi hüzün Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorduğu zaman Habibi de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in cevabı, zira o karşısındaki adamı öldürmeyi murat etmişti. Ölmese o da onu öldürecekti demek suretiyle ikisinin de öldürmeye kastettiğini, gücü yetseydi ikisinin birbirini öldüreceğinden dolayı ölen de katildir, öldüren de katildir diyerek Resulullah Aleyhisselam ferman buyurmuş. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim Hazretleri hadis kitaplarında bu hadis-i şerifi ferman buyurup zikretmişler. Şu halde müminler, amel dediğimiz zaman niyetin bir cüzü meydana gelir. O niyet amel olarak teşekkül eder, amelini teşekkül ettiren onun ilmidir. Bu ilim şeriata uygun olarak da olabilir, bu ilim şeriata uygun olmadan o adamın kendi anlayışı, kendi bilgisi, kendi görgü ve anlayışına göre de olabilir. Demek amel dediğimiz zaman o insanın fiil ve hareketleri veya kalbinin sükun halinde bulunduğu bir haldir ki bunun ismine amel denir. Demek amel Allah'a isyan şeklinde de ameldir, Allah'a itaat şeklinde de ameldir. Amelin manası o insanın fiil ve hareketlerini veya fiil ve hareket halinde teşekkül etmese de kalbinin içinde bilemediğimiz bir karar, bir sükunet halinde de teşekkül edebilir. Şu halde bu fiil ve hareket sükun ihtiyarı da olabilir, ızdırarı da, mecburu da olabilir. İhtiyarı olması misallerimiz, ızdırarı elinde olmayan misali de bir adamın muharebeye götürülmesi şeklinde askere götürülmesi için hatırı meydana getirir. Hatır, meyil ve rağbeti meydana getirir. Meyil ve rağbet
irade halinde teşekkül eder, iradeye kudret tesir eder. Kudreti, maksadı, kudretin teşekkülü insanın azalarını, organlarını harekete getirmek içindir. Gerek hayırlı amel olsun, ibadet olsun, gerekse Allah'a isyan tarzında bir amel dahi olsa, kalpte teşekkül eden niyet, vücudun aza ve organlarının hareketiyle meydana gelir. Namaz kılmak vücudun hareketi olduğu gibi, kalbin de bir nurani, görülmeyen manevi bir ibadet şeklidir. Şu anda kudret azaları meydana getirir, kudrete irade tesir eder. O irade arzu ve emeli, isterse hayır olsun, isterse şer olsun, arzu ve emeli, arzu o insanın ilmi müktesebatını, ilmi müktesebatı o insanın kendi kanaat ve zannını, itikadını, beğenilen şeyin kendi tabiatına uygun olmadığını, muvafık olduğuna nefsi ikna eder. Katil gibi de olabilir, zina gibi de olabilir, namaz gibi de olabilir, oruç gibi de olabilir. Tabiatına uygun olduğuna muvafık olan, nefsi ikna edilen bir şey, işte amel halinde teşekkül eder. Demek amel dediğimiz zaman, o insanın anlayışıdır, kendi ilmi iradesidir. Her türlü hırsızlık da bir ameldir, yol kesicilik de bir ameldir, komünizmin işlediği en çirkin kötü fiiller dahi bir ameldir. Demek beşeriyet bitmeyen bir amel içerisindedir. Ya bu amel Allah'a isyan tarzında teşekkül eder veyahut itaat tarzında teşekkül eder. Hükme ve karara bağlanan bu netice o insanın ameli olarak teşekkül eder. Kıymetli müminler, insanların fiil ve hareket sükun halinde teşekkül eden bu ameli üç nevidir. Birincisi, masiyetler, günahlar, isyanlar şeklinde teşekkül eder. İkincisi, itaat şeklinde, ibadet, ameli salih şeklinde teşekkül eder. Üçüncüsü, mübah fiil ve hareketler şeklinde teşekkül eder. Demek yeryüzünde ne kadar insan varsa, meydana gelen, yapılan her bir iş bir ameldir. Bir fiil ve hareketin neticesidir. Kalbinin, nefsaniyetin sütun halindeki bir ifadesidir. Ama bu yapılan iş, üç bölümün birisinin içerisine girer. Ya Allah'a isyan ve masiyet halinde teşekkül eder, veyahut itaat halinde teşekkül eder, veyahut mübah fiiller halinde teşekkül eder ki, bunların da şeriat-ı Muhammediye'de bir hükmü vardır. Kıymetli müminler, isyan ve günahlar halinde teşekkül eden fiil ve hareketler, yani ameller, iyi niyet ile değişmez. Şimdi burada artık konunun teknik teferruatından şeriattaki yerine doğru girmeye çalışıyoruz. Şu halde beşerin birinci hareketi isyan ve günahlardır. Nice isyan ve günahlar vardır ki müminlerin kalplerinde iyi niyetlerden de meydana gelebilir. Niyetlerinin güzel olması isyan ve günahın meşruluğunu tayin etmez. İyi bir niyet amel olarak isyan olursa onu vebalden kurtulmaz. Akrabanın bir düğünü vardır. Akrabanın bir nişanı vardır. İşkili bir gazinoda teşekkül edecektir. En yakın akrabadır. Belki o insanın kardeşi de olabilir. Bana ne derler? Kardeşlerim, akrabalarım, anam, babam, sülalem bana ne der?
Benim niyetim Allah için kardeşimi küstürmemektir. Akrabamı gücendirmemektir. Ben bu işkili gazinodaki sazlı sözlü alkolik olan düğünü istemiyorum. Nefret de ediyorum. Ama ne yapayım ki şu akrabalık bağı var ya, beni bunu yapmaya mecbur etti. Niyetim Allah için sahihtir demesi, işkili düğün gazinosunda bulunmasının vebalini ortadan kaldırmaz. Şimdi buradan başladı iş. Fiil ve hareket olarak teşekkül eden amellerimizde, amel defterimizde müminin günah olarak yazılmasında nice buna benzeyen meseleler vardır ki o beşeri Allah katında isyan ve itaatsizlik halinde mesul eder. Buna benzer çok misaller getirebiliriz. Bir misal ile durumu anlamak binlerce misal içinde örnek teşkil eder. Şu halde o amel günahlı ve isyanlı ise, Allah'ın rızası yok ise, niyetin güzel olması, insanların akraba gibi yakın olması, ana baba gibi en yakın itaate mecbur olduğu kimseler olması dahi niyetindeki demin arz ettiğim misal gibi vebalini ortadan kaldırmaz. Başka bir misal. Baba alkoliktir. Çocuk 18 yaşında, 20 yaşında delikanlıdır. Alkolik olan babası oğluna git şu parayı al da alkol getir dese, evladın babaya itaat niyeti getirdiği alkol dolayısıyla bu amelden mesuliyetini kurtarmaz. Bu ameli isyan olur. Bu ameli vebal olur. Bir alkol meselesinde 18 insana günah yazılır. Alkolü rızık kazanmak maksadıyla bir pikapta taşıyan kimse, aldığı alkolü dükkanına götüren bir müşterinin alkolünü taşısa, ben rızık için bunu yapıyorum. Çoluk çocuğumun maişeti için taşıyorum. Elin içeninden içmeliyenden bana ne? Alkol içmeseler de efendim, ben taşımakla niye günaha gireyim gibi bir zaruri misal gösterse, bunun niyetinin güzelliği günaha mani teşkil etmez. Rızık kazanıyorum diyerek haramlı bir yerde çalışan kadın erkek, niyetinin helal rızık olmasına rağmen fiil günahlı ve haramlı bir mekan ise onun günahını ortadan kaldırmaz. Bunun için beşerin işlediği birçok amellerin günahı, sözüm ona onun kendi kanaatine göre iyi niyetinden çıkmıştır. Mesul olmadığını zannetmiştir. Kitaplar şeriat-ı Muhammediye, ulema-i izam, niyet ne kadar güzel olursa olsun, fiil ve hareket, isyan ve günah ise, Allah'a itaat değil ise, o insanın anaya babaya itaati dahi menzubayız olsa, onu günahtan korumaz buyuruyor. Çünkü Sure-i Lokman'da Cenab-ı Lokman Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayetlerdeki mealine göre anaya babaya itaat lazımdır. Anaya babaya isyan edilmez. Ama anaya babaya itaat için Allah'a da isyan edilmez. Anaya babaya itaatin ölçüsü şeriat-ı Muhammediye'de Allah'a isyan olmamak şartıyla makbuldür. Ben ne yapayım, babamdır, kıramadım, onun günahlı emrini yaptım. Ben ne yapayım, kıramadım, validemdir, onu benim günaha sevk eden halime emretti, ana hakkı dolayısıyla yaptım, niyetim çok salihti, bu amelim de makbul bir ameldir. İşte bu amelim ibadettir, kimse diyemez. Asrın icabı, kadının baş açmasından, mesleğinden tutun da türlü türlü içtimai ve sosyal meseleler dolayısıyla Allah'a isyan hususunda cemaat ve cemiyetlerin korkusu ile bulunan malin tehdit veya rızıktan mani olması ile halis niyetleriyle isyan fiili ortadan kalkmaz. Demek bizim nice amellerimiz vardır ki niyetlerimiz şeriata uygun gibi görülür,
halis bir niyet olduğunu zannederiz. Halbuki fiil ve hareketimiz Allah'a karşı masiyettir, günahtır. İtaatlere gelince, itaatlerin hükümleri çok geniştir. Şöylece demek bütün beşerin fiil ve hareketleri ameldir. Ameller üçe ayrılır. Birincisi Allah'a isyan ve günahlı işlerdir. Güzel bir niyet itaati, masiyeti amele, yani bu ameli ibadete çevirmez. İkinci kısmı Allah'a itaat kısımlarıdır. Allah'a itaat kısımları, taat ve ibadet kısımları yine biraz önce söylediğimiz sözdeki niyet ilmi gerektirir. İlim ameli tahakkuk ettirir. Şu halde kalpte teşekkür edilen kat'i bir niyet, azim ve kasıt neyle teşekkür eder? İlimle, amelle teşekkür eder. Kendisi ibadettir, taattır. Ya da bunun da tehlikeli yerleri, 90 tarafları var mıdır dersek, bu konu çok şumullüdür, çok geniştir. İnşallah bunu arz etmeye çalışalım. Namazdan, oruçtan misal verelim. Diğer misalleri anlamamız kolay olacak. Namazın edep ve esrarları vardır. Tarikat-ı Aliye'nin en büyük pirlerinden Şahabettin Şühreverdi Hazretlerinin Avari'ül Marif isimli eseri tasavvuf aleminde 4 büyük kitaptan birisidir. Bu kitapla senelerce ehli tasavvuf amel etmiş. Ehli tarikat ne olmalıdır, amelleri nasıl olmalıdır, mürşit nedir gibi İhya-i Ulumüddin ne kadar önemliyse, Keşfil Mahcup ne kadar önemliyse, Avarifül Marif o kadar önemlidir. Elhamdülillah bunun mevcudu tekkemizde vardır. Çok faydalanacaksınız. Şimdi burada İbadetler ikinci kısım amellerdir. Pekala bunun mahiyeti ibadet. Allah'a mahsus, Allah için olmasına rağmen bu ibadet amele dönüşür mü? Yani ibadet, ibadet olmaktan çıkar, masiyete dönüşür mü? İbadet olarak yapılan işlerin noksanlarında amel olarak ibadetin ecri ve sevabı olmadan mesuliyet var mıdır? Bu konuya girdik. Bu çok önemli bir konudur. Şimdi bunun misalini Avarifül Marif'ten size namaz bahsinden bir iki misal yaparak arz edeceğiz. Kalp huzuru için ihtiyacının giderilmesi müminin din anlayışıdır. Çok önemli bir konu. Kişinin namazdan önce kalp huzuru için ihtiyacının giderilmesi din anlayışıdır. Bu ihtiyaçlar akşam yemeği hazırlanır, namaz vakti girerse yemeği namazdan önce yiyiniz hadis-i şerifine göre namaza zarar vermiyorsa bu ilahiye emrin örneğidir. Akşam namazı hazırlandı, oruçludur, iftar etti, namaza zarar verip vaktini geçirmemek şartıyla Resulullah aleyhisselam önce yemeğe sonra namaza ferman buyurmuştur. Bunun durumu kalbin namazdan önce huzura gark edilmesi içindir. Namazın bir ibadet olabilmesi içindir. Zira kalbin huzuru teşekkül etmeyen bir namaz ibadet olmaktan çıkar, amel olur. Ameli anladık ya, hırsızlık da bir amel, zina da bir amel. Amel deyince niyetle teşekkül eden, ilimle meydana gelen fiil ve hareketle. Şu halde amelle ibadet, taatla amel birbirinin içine girer çıkar durur. Bir amel amel iken ibadet ve taat olur, amel ibadet ve taat iken amele dönüşüverir. Ya böyle olur mu? Olur olur. Şimdi dinle bak nasıl olacak, sen de hak vereceksin. İdrarı sıkışan bir adamın hakim,
hazır, büyük abdest bozma ihtiyacı olan bir insanın durulmasıdır. Bunu anlamasıdır. Denilmiştir ki fıkıhta, daralıp sıkışmış kimsenin doğru bir görüşü olmaz. Bu daralıp sıkışma, yemek yemek şartıyla yemeğe olan gönlünün meyli gibi veyahut idrar sıkışıklığı, taharet ihtiyacı gibi sıkışıklıklarla da olabilir veyahut şu veya bu tarzda meydana gelebilir. Amelin kalp huzuruyla olabilmesi için idrar sıkışıklığından, abdest ve taharet meselesinden, namazdan önceki bir dostla veda etmesinden, bir insanı karşılamasından tutun, binlerce sıkışıklık misali vardır ki namazda sıkışıklık kalp huzurunu ortadan kaldırdığı için ibadet olan namazı amele çevirir. Yani ne olur? Vücutta fiil hareket vardır. Bütün secde, yatar, kalkar ama sevap olarak hiçbir şey eline geçmez. Demek amelle ibadet bir saray gibidir ki bir daireden bir daireye, bir odadan bir odaya geçilen ortadaki kapı gibidir. Kah ondan ona geçilir, kah ondan ona geçilir. Bir haberde meydana gelmiş şöyle buyurulmuştur ki, sizden biriniz sıkıntısı yüzüne vurmuşken namaza durmasın. Yine sizden biriniz kızgın iken namaza durmasın. Sıkışıklığı, ceset sıkışıklığı, idrar sıkışıklığı, gazap sıkışıklığı varsa namaza durmasın. Nice müminleri görüyoruz, namaza duruyor, selamı verince yallah tuvalete. Bu şeytanın işidir efendiler. Bu güzelim ibadeti sevapsız amele çevirir. Madem sıkışıktın, tuvalete gidecektin, namazda işin ne? Namaz baştan savma bir şey midir ki sen bunu böyle yaptın? Şu halde önce sıkışıklığı kaldıracaktın. Kalp huzuru için Allah'ın azametinde idrarını iple bağlayan bir adam gibi namaza durmayacaktın. Müminin nice niyeti güzellikle yaptığı ameller isyan olduğu gibi, müminin nice güzel niyetli amelleri maddi ve manevi sıkışıklık ile günaha terakküp eder. Allah lillah aşkına dinleyiniz. Resulullah buyuruyor aleyhissalatu vesselam, namazda yedi şey şeytandandır. Onlar burun kanaması, uyuklamak, vesvese, esnemek, kaşınmak, sana sola bakmak, bir şeyle oynamak, bunlar şeytanın namaza karıştırdığıdır. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhum hazretleri buyuruyor ki, namazda gerçek huşu, namaz kılanın sağında solunda olanı tanımamasıdır. Kim namaz kılar da sağında solunda bir şeye bakarsa, gördüğü şeyi idrak olarak anlarsa, amelinden çalınan kısımdır. Namazda sağa sola baktın, Hasan Efendi'yi gördün. Sen de o gün onunla buluşacaktın. Ne güzel oldu, gelmiş dedin, namazın içindesin ama. O namazdan çalınmış kısımdır, o kadar kısmı gitti. O kadar kısmı gitti. Süfyan-ı Sevir müştehid-i izam. Kim huşu sahibi olmazsa namazı fasit olmuştur buyurur. Sure-i Mü'minun 2. 3. ayeti celilede Allah-u Azimüşşan müminin namazından huşu emretmiştir. Hudu emretmiştir. Kaşınan bir kimseyi gören Resulullah aleyhissalatü vesselam, bu adamın kalbinde huşu ve hudu olsaydı sakalını kaşımazdı buyurmuştur. İşte bu ne güzel bir ibadet, Allah'ın ne güzel bir kurbiyet, ne güzel bir itaat olan namaz ibadetini şu durumlar amele çevirir. Amel dediğimiz zaman hırsızın fiili de ameldi. Yani sevabı da gider, ecri de gider, mesuliyeti kalır. İdrarını tuta tuta karnını bağlaya bağlaya namaza durdu. Esselam, esselam dedi, yallah tuvalet. Bu adam yemin ederim namaz kılmamış olur.
kendini kandırmış olur. İşte bu güzel ibadeti, ibadet olduğu halde bu fiiller ifsad eder. İbadet olmaktan çıkar güzel kardeşim. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Muaz bin Cemel Hazretleri buyurmuştur ki, Muaz bin Cebel radıyallahu teala'nın ulu sahabe, kim namazda kasten sağında solunda olanı tanırsa onun için namaz yoktur. Sağındaki malı gördü, tanıdı. Biraz sonra dışarı çıkacaktı, el çantasını koydu. Namaza durdu, çanta nerede dedi. Gözüyle masaya baktı, tamam çantayı almışım dedi. Namaz gitti. Namaz gitti, çantayı gördü, tanıdı. Ahmet'i gördü, sevindi. Nişanlısı geldi, aklı başından gitti. Namazda gitti. Nişanlı geldi, aklın başından gitti. Senin namazda gitti. Nişanlının yanına gitti. Demek amel, ibadet, kulluk öyle bir nurani dairedir ki çok önemli hususatı vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kul kalbi, kulağı, gözüyle, her şeyiyle Allah'a yönelerek kalkıp farz namazı kıldığında anasından doğduğu gün gibi günahından çıkmış olarak namazdan çıkar. Allah aşkına bir dinleyin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kul kalbiyle, kulağıyla, gözüyle, bütün her şeyi azalarıyla Allah-u Teala'ya yönelerek kalkıp farz namazını kılabilirse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkmış olarak namazdan ayrılır. Onun için arkadan Resulullah buyurmuştur ki aleyhissalatu vesselam, huzurunda hırsızlıktan bahsedildi Efendimizin. Peygamber aleyhissalatu vesselam, hangi hırsızlık daha kötüdür bilir misiniz buyurdu. Resulullah'ın huzurunda hırsızlıktan konuşuldu. Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam, hangi hırsızlık daha kötüdür bilir misiniz buyurdu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyisini bilir deyip edeple sustular. Habibi de aleyhisselam, hırsızın en kötüsü kişinin namazdan çalmasıdır. Hırsızın en kötüsü, kişinin namazdan çalmasıdır. Ashab-ı kiram, ya Resulullah, namazdan da hırsızlık olur mu? Ya Resulallah, namazdan da hırsızlık olur mu? Dediklerinde iki cihanın güneşi Fahri Kainat aleyhisselam, namazın rükûnu, secdesini, huşûnu, huşûnu gördü, tanıdı, çantayı gördü, sevindi. Birisini bekliyordu, kapının zili çaldı. İşte Hasan Efendi geldi diye sevindi. Huşusu gitti. Ondaki kıraatı tamam olarak yapmayın, amellerini noksan yaparsa namazın hırsızıdır. Kıyafetten tutunuz, baş açık namaz kılmaktan tutunuz, setre avret olarak üstündeki kıyafetten tutunuz, secdesindeki ayak bastığı yerden tutunuz, sıkışıklığından tutunuz, kalbinin oynaşmasından tutunuz, namaz bir ilim işidir. Şu halde niyet ilmi, ilim ameli teşekkül ettirir sözüyle iki türlü ilim kastedilmiştir. Birinci ilim ile o meselenin ibadet ve taat mı olduğunu veya masiyetle dolu isyan mı olduğunu tanımanın amelidir ki bu amel müminlerin çoğunda yoktur. Her Allah haramı karıştırıverir. Onun için niyet ilmi, ilim amelin anasıdır. İlimsiz amel velet gibidir. Babası anası ölmüş velet gibidir. Yetim öksüz kalmış gibidir. İlmin birincisi, yaptığın amel herhangi bir hırsızın, caninin, katilin filanın ameli gibi midir? Yoksa bu amel ibadet ve saata mı dönmüştür? Bunu tayin edecek ilim lazımdır ki bu ilim amelden önceki farzdır efendim.
Bu da farzdı. Niyet nasıl teşekkül etti? Niyetin günah olan kısmı nasıl sevaba döndü? Hayırlı bir niyet yapılamadığı halde nasıl sevap oldu? Hırsızlık, katillik, zina gibi bir niyetle gece karar veren kimse o gece ölse katil, hırsız, zinakar defterine yazıldı. Şu halde niyet ne güzel bir nimettir. Bütün ibadetin kalpte teşekkür eden nurani bir halidir ki müminin niyeti amelinden racihtir. Bunun için ferman buyurulmuştur. Hangi müminin hangi niyeti hayırlı olan taat ve ibadete taalluk eden bir amelin niyeti kastedilmiştir. İsyana taalluk eden, günahın mahiyetine gören bir adamın niyeti amelinden hayırlı olmaz. Ne güzel niyet olursa olsun isyan olur efendim. Asrın icabını günahlara gireriz, hatır için, katır için. Fincancının katırı, Ahmet Ağa'nın hatırı için müdüsür isyanlara gireriz. Ah ya Rabbi! Anlaşılıyor mu anlattıklarım yavaş yavaş? Anlaşılacak, daha çok anlatacağız, kitaplar dolusu anlatacağız. Allah kuvvet versin yeter ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, kul abdestini güzelce alarak namazın vaktinde kılıp rükûnu, secdelerini ve vakitlerini tam olarak muhafaza ettiği zaman namaz kendisine, sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun de. Sonra kendisinde bir nur parlayarak o namaz semaya yükselir. Nihayet Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşır ve sahibine şefaat eder. Kul namazına adaf ve erkenler riayet etmeyerek zayi ederse, sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Namaz zulümle dolarak semaya yükselir. Semayı geçemeden melekler geriye çevirir. Sonra eski bir paçavra gibi dürülüp müminin yüzüne vurulur. İşte mümin, namaz ne güzel bir ibadettir. Allah'a götüren ne güzel bir ameli salihtir. Ama yüzüne vurulan namaz ibadet değil amel olur. Görünüşünde rükû var, görünüşünde secde var, görünüşünde her şey var ama deftere günah yazılır. Utanılan bir namaz haline gelir. Ebu Süleyman Darani radıyallahu teala anhu hazretleri, kul namaza durduğu zaman Allah-u Teala meleklerine hitap eder. Benimle Kur'an kulumun arasındaki perdeyi kaldırın. Namaza duranın kulla Allah arasında perde kalkar. Namaz kulun Allah'ın azametine döndüğüdür. Kulun nurani miracıdır. Kulun Allah katında kulluğudur. Kulluğa gelmedi. Kulluk ne demek gelecek? Sabır sabır hacı. Buyuruldu ki kul namaza durduğu zaman Allah-u Teala meleklerine hitap eder. Benimle kulumun arasında perdeyi kaldırın. Kulum yükseldi, yükseldi, miraç etti. Namaz ile Rabbinin huzurunda her türlü hicabı kaldırdı. Meleklerin perdeleri kaldırın, kulum namaza durdu. Kul haktan kopup başka tarafa iltifat edince, deminle onun arasında perdeleri indirin. Kulum beni bırakıp daha büyük olan nefsinin sevgisine döndü. Seçtiği sevgiliyle baş başa bırakın buyurulur. O güzelim namaz, Allah'ın azametiyle hicab perdelerini kaldırması lazım gelirken, ibadet olmaktan çıkar, yüzüne vurulan bir amel haline dönüşür. Ebu Bekir Varlak radıyallahu teala anhüm, çoğu zaman iki rekat namaz kılardım. Allah'ın huzurunda kılamadığımı bilirdim. Zina yapmış bir adamın utanması gibi ağlaya ağlaya namazdan ayrılırdım buyuruyor. Bari namaz kılamadığımıza yanalım. Bari edebimize noksanlığına yanalım. Bu namaz ne kadar latif bir ibadettir ki Allah'la kul arasında perdeyi kaldırır. Perde kalkmak için
kulun daha önceden süslenmesi lazım gelir. Kulun müminin süslenmesini Eyüp Sabri Paşa Hazretleri namazından önce misvak kullanması, tadile erkan ile güzelce giyinmesi, başına Allah için sarığını namazdan önce sarması, değil efendim takke ile kılmak, müminin izzeti başındaki sarık iledir. Elini götürdüğü zaman öyle bir kalp kurbiyeti olmalıdır ki parmaklar kendiliğinden sarığı aramalıdır. İftitah tekbirine olacağım. El gider başı yoklar. Yemin ederim aklı olsa da yoklar, olmasa da yoklar. Onun kalbinde azamet tecelli ederse elleri sarığını arar. Nerede kaldı başa çık namaz kılan mümin? Yüzüne vurulur efendim namazın. Sana şefaat edeceğine şikayet eder. Şikayet eder beni zayi eden şu kulu da ya Rabbim sen zayi et diye beddua eder. Namazın şefaat olduğu gibi bedduası da vardır. Tesettür meselesi kadın erkek için revadır. Aynen haktır. Allah lütfetsin onu misalinde arz edeceğim. Kıymetli müminler, namazı kişiye namazdan ancak aklı başında olduğu kısım makbul olarak yazılır. Aklı başında olmayan şey yedi şeydir. O da şeytanın işidir. Resulullah buyurdu. Burun kanarsa şeytandandır. Uyuklarsa şeytandır. Vesvese şeytandır. Etmemek şeytandır. Kaşınmak şeytandır. Sağa sola bakmak şeytandır. Bir şeyle oynamak şeytandır. Bakar da tanırsa namaz olmaz. Gördü tanıdı namazı olmaz. Şu halde kişinin aklı başında kıldığı namaz kendine kalır. Resulullah onun içinde buyuruyor ki sizden bazıları vardır baştan sona uyanık olarak namaz kılar. Yani %100'lük isabet. Bazıları yarım nispetini alır. Bazıları 1/3 namaz kendine kalır. Bazılarının 1/4 kalır. Bazılarının 1/5 kalır. Bazılarının 1/10 ulaşır. Bazılarının da hiç namazı olmaz. Demek namaza duran namazdan tam isabet alır, tam feyzini kazandığı gibi hiçbir şey alamadan da çıkar. Şu adam 1/10 alır, şu adam 1/4 alır, şu adam 1/5 alır. Bunun nispetinin tayini kalbin huzuruna, kalbin huzuru aklın başta olup olmamasına tabidir. Kardeşler amel vardır. Derviş demek amel çok olan değildir. Derviş demek ameli az da olsa kamil yapandır. 50 sene dervişlik ettim. Ne kazandım? Namazımı tam huzurla kılıyorum elhamdülillah. Her işimden namazın tatlı geliyor. Her işimden namazın bana zevk veriyor. Namazın zevki için namazı 4 gözle bekliyorum diyebilen kimse 40 senelik dervişdir. 30 senelik dervişdir. Filan yere kadar okumuş hoca efendidir. Ama namazdan lezzet olmuyorsa şehirlerin başında kadıyul kudat olsa, kadıların kadısı olsa, müftülerin başında bilmem müftü başı olsa onun eline aklı başında olduğu kadar kalır. Kardeşlerim amelle ibadet anlamaya çalışıyor muyuz? Allah için yol uzun. Yol çok çok uzun. Çok çok yol uzun. Onun için Allah-u Teala razı olsun. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine sordular. Namazın farzları nedir efendim? Cevabında onlar namazın farzları kalpte Allah-u Teala'dan başkasını kesmektir. Düşünceyi toplamaktır. Bu ikisi olmazsa namaz olmaz. Namaz olmayınca farzından sana ne buyurdu? Namazın farzları, rükünleri vardır, şartları vardır. Kıble, niyet, secde. Evet, evet, evet. Bunlarsız namaz olmaz. O edasının şartıdır. Ama bu da kabulünün, faziletinin şartıdır. Öbürleri müftü kadar kamil kılsan ama kabulünün, faziletinin şartı yerinde olmazsa amel defterine elini aldığın zaman 30 sene kıldığın namazdan bir sevap bulamazsın. Ya Rabbim 30 senelik namazı ne sevabı yok? Sen sinek avlardın, çantaya bakardın, filandı, 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 adamı geri çevirirler.
Gördünüz mü amel ne, ibadet mi, daha görmedik Allah için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kitap bitireceğiz, daha yeni anlayacağız, yeni başladık. Daha mukaddemedeyiz inşallah. Muhteremler, bu namaz nasıl bir namazdır, ne kadar kıymetlidir ki şeriat-ı Muhammediye'de niyet ilmi, ilim fülü olarak ameli teşekkül ettirir. İlim olmayan kimsenin ameli olmaz. İkincisi ilmin neydi, burada kaldık. İlmin ikincisi o amelin ibadete çevrilmesi için erkanın, edeplerinin şartlarına taalluk eden bilginin bilinmesidir. Birincisi neydi? Bu niyetle amel mi oluyor, ibadet mi oluyor? Yani günahlı bir masiyete mi gireceğim bununla, yoksa bu itaate mi götürür? Önce bunun ilimlerini arayacak. Deminki misalleri arz ederim. Siyasetten bir tarafı tutar. Kanaatı bir tarafa gelir. Öbür tarafa hıncından, belki Müslümandır öbür taraf. Belki de imanlı hacı hocadır. Elime geçse derisini yüzerim vallahi de. Hakikaten eline geçse derisini yüzecekse katil yazarlar. O beğenmediği siyasinin şefini kesti, katil oldu. Yardımcılarını da keser, katil olur, toplumunu keser, ona giren cemaati de keserim der. Salata kesip turşu yapan turşucu gibi olur. Ama defterler katil defteri olarak dolar. Kardeşlerim, dolar Allah hakkına. Kardeşlerim, dolar Allah hakkına, inanın dolar. Onun için buyurulmuştur ki, Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah için bulalım bunu, ne olur. Bu çok çok hoş bir mesele. Evliya-i İzzam'ın ulularından Cenab-ı Ebu'l-Fazıl Hazretlerinin çok kamil sözleri vardır ki Hazreti İmam-ı Şarani Hazretleri bu zattan gördüğüm ilmin kemalatını bir yerden duymadım buyurmuştur. O muhterem buyuruyor ki bir tayin yaparak kendi idrak ve anlayışının niyetine göre bir tayin yaparak Allah'ın yaratıklarından hiç kimseye sövme. Bir tayin yaparak, bir tayini anladınız. Siyasi anlayışı olur, fikri anlayışı olur, ilmi anlayışı olur. Olur da olur, bu asırda 70 bin tane anlayış metodu var, anlarsınız ya. Allah'ın yaratıklarından birisine sövme. Yani yaptığı onun günahlarıyla zatın kendine sövme. Bilmezsin ki sövdüğün şahıs bir gün tövbekar olur, senin akıbetin belki ondan kötü olur. Sen öyle yapma. Ama şahsına sövme de yaptığı fiiline kötüle. Kendi günahından rücu edebilir. Ama günahı nereye gitse yine günahtır. Sen onun günahına ayıpla, günahını söyle de şahsına sövme. Sen bana bir Resulullah delili getir dersen, Resulullah aleyhisselam buyurdu, hiç duymadığınız bir hadis, sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevme. Resulullah buyurdu, sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevme. Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz demedi, sarımsağı sevmem demedi, kokusunu sevmediğini söyledi. Çünkü sarımsağın kokusu hoş değil ama kendisinde pek çok nimet var. Bu asırda tabii bitkiler doktorumuz Hacı Muhammed biliyor, ben de biliyorum ki sarımsak hapları eczanelerin vitrinlerinde küp küp dolu. Sarımsak da dünyanın en büyük materyalleri var, mineralleri var, enerji deposu halinde. Resulullah'ın risaleti bilmez mi ki sarımsak vücuda 70 bin tane fayda getirir? Demedi Resulullah, ben kokusu için sarımsağı sevmem demedi. Sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevmem.
bu hadisi şerif misaldir ki, senin anlayışına göre hoşuna gitmeyen tarafı, bir günahlı fiil işlerse derisini yüzü katletme, elime geçse derisini yüzer keserim deme, kesersen kadir defterine yazarlar. Hakikaten eline geçse kesecek misin? Bu niyet oldu çünkü. Keserim vallahi. O zaman da katil defterine yazarlar. Ne kelleler kestin hani sen siyasi konuşmalardan? Belki senin cesedinde bin adamın katil günahı var. Anlıyorsunuz? Anlıyorsunuz? Anlıyor musunuz? Anlayamazsınız efendim, sanatımız bu. Bunu söylemesek, kesmesek o gün tatlı bir gün olmaz. Kes, kes, seni de cehennemde keserler. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurdu. Sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevmem. Demedi sarımsağı sevmem. Sarımsağı sevmem deseydi, beşeriyet sarımsağı asla sofrasına koyamazdı. Resulullah'ın sevmediği bir şeyi sen nasıl yapabilirsin? Halbuki bugün sarımsak eczanelerin vitrinini süslüyor, türlü türlü haplarla tababet aleminde enerji deposu haline gelmiş. Benim gibi beyaz sakalları resimle koymuşlar eczaneler. Barfix denilen demirlerde 70 yaşındakiler takla atıyor. Bunu sarımsak yaptı. Allah'ın kudretiyle. Kendi anlayışından dolayı bir kimsenin Allah yaratıklarına sövme, onun yaptığı masiyeti ayıplayabilirsin. Hazreti Selman-ı Farisi Hazretlerine sövdüler. Faile mi kızalım fiile mi? Faile dua hakkın var, fiiline kız. Fail yani o fiili işleyen faile dua hakkı var. Komünisttir. Fransa'nın en azılı komünisti Müslüman oldu, kitap yazdı. Kastaneli komünist adı neydi? Söyle siz bilirsiniz. En azılı bir komünist Fransa'da 20-30 senelik sekreter, en azılı komünist Müslüman oldu. İslam hakkında da çok geniş eser yazdı. Fiilli komünist söv, zata sövme, bak mümin oldu. En meşhur şarkıcı Amerikalı'nın adını bilemem, mümin oldu. En meşhur kozmonot Ay'a gitti, ezanı Muhammediye dinledi, Müslüman oldu. Kahire'de Ay'daki ezanı duyduğunu söyledi. Sen sövme, bak sonunda ne olacağı bilinmez. Cenab-ı Alparslan radıyallahu teala anhum hazretleri, İslam'ın bahadır kumandanı 200 bin kişiyle Mavi Rayun Nehri geçti. Ordusunu bir gün önce merasimini seyretti. Yeryüzünde benim gibi büyük sultan yoktur diyerek kibire kapıldı. Ertesi günü bir kale kumandanı tarafından hançerlenerek şehit edildi. Şehit olmadan dedi ben Allah'ın karşısında tekebbür ettim. 200 bin kişilik Allah'ın kuluyla Allah'a karşı tekebbür ettim. Onun için de Allah beni bir aciz kuluyla katlettirdi buyurdu. Tövbe istiğfar ediyorum ya Rabbim. Halbuki Roman büyücüne karşı 50 bin kişiyle muvaffakiyeti Allah'ın inayetine güvenmesinden çıktı. Kötü bir fiil insanın akıbetine de tesir eder. Hayırlı bir niyet kurtuluş ve necatına da tesir eder. Gördün mü? Gördün mü? Amel aynı amel, niyet işi değiştirdi. Kardeşim amel, niyet güzel diyerek de çirkin amele helal mühürü vurma. Bu birinci kısım ilme ihtiyacımız var. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Daha ameli bitirip ibadete giremedik. İyice girsin çok tatlı olacak inşallah. Sıkılmıyorsunuz değil mi kurban? Sıkılmıyorsunuz değil mi? Eski kestiğiniz koyunlara tövbe edin. Yani koyun gibi kestiğiniz adamlara tövbe edin. Bilemezsiniz sonunda tövbekar olur da seni geçer. Nice fahişe kadınlardan veli oldu. Nice eşkıya reislerinden yüksek veliler çıktı. Nice komünistlerden mümin olanlar oldu. Nice güzel denilenlerden de helaka gidenler oldu. Belam bin Bağura
Allah-u Teala Hazretleri dili çıkmış köpeğe benzetiyor. Köpek solumak için dilini çıkartır, öyle teneffüs eder ama susuzluğuna ve teneffüsüne bir fayda vermez. 12 bin kişi sohbetini yazardı. İsmail Azam'ı bilirdi ama Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a karşı beddua etti. Ordusunun yenilmesini istedi. Allah'ın tarif ettiği en etna köpekten de aşağı oldu. Kardeşim, Allah için ameline güvenme. Hazreti amele güvenmemek için neler söylemiş Hatemül Asam radıyallahu teala anhüm. Hocalar, hacılar, sofiler, Allah için dinleyin. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Görkemli konaklara, verimli bağ ve bahçelere, satın aldığın arsalara sakın aldanma. Ev yaptırmak için kurduğun planlara aldanma. Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın başına gelenler cennette geldi. Yani cennetten daha büyük mekan var mı? Ne geldiyse Adem Aleyhisselam'ın başına gelenler orada geldi. Bağ, bahçeye, tapuya, binaya, plana güvenme. İbadetine, kerametine, ilmine aman aldanma. İsmail Azam bilen Belen bin Bağura'nın başına gelenler geldi. 3. Sen ol, amel çokluğuna güvenme. İbadetine güvenme. Bunca ibadet çokluğuna rağmen şeytanın başına, iblisin başına gelenler geldi. Dünyada bir karış toprak koymadığı secde etmesin. 7. kamp semavatta 1000 sene secde ve ibadet etti. Ama ibadeti fayda vermedi, iblisin başına gelen geldi. Şimdi bize geldi sıra hacıya, hocaya. Abidlerin, alimlerin, şeyhlerin sohbetine, sohbet yaptığına, meclisinde bulunduğuna sakın güvenme. Ben 40 senelik tekkenin bakkalıyım deme. Ben 7 senedir bu kürsenin hatibiyim deme. Sakın güvenme. Çünkü beşerin sultanı Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın yanında bulunmasına rağmen, onu gözü gibi sevmesine rağmen Ebu Talib'in başına gelenler geldi. Amcası olmasına rağmen Ebu Leheb'in başına gelmedik kalmadı. Sakın 7 senelik tekkenin bakkalını yaptın, 7 senelik kürsünün vaiziyim güvenme. Sakın güvenme. Allah'ın azametine sığın. Her türlü ibadette tahammülü veren, kalbini ibadete rağmeden, kalbini zatıyla muhabbete, marifete sokan Allah'tır. Hidayeti müminlerin kalbine saçan Allah'tır. Şeriat-ı Muhammed'i kalplere nurunu saçan Muhammed Mustafa'dır. Sakın amellere de güvenme. Aşçısıyım, hocasıyım, şeyhiyim, filanın vekiliyim deme. Akibet müçül. Buraya nereden geldin? Senin anlayışına göre sakın adamlara sövme. Fiillerine ayıplanma, zatına sövme, bilmezsin ki o adam veli olur. 70 senelik Allah razı olsun Mecusi. Mecusi'nin adı neydi? Ahmet bin Harp Hazretleri gitti 70 yaşında komşusu Mecusi Behram. İşte onun gibi bir isim. 70 yaşındaki Mecusi mümin oldu da çıkıverdi. Hiç namaz kılmadan, hiç harp etmeden mümin olup cennete giren şehitler var. Bizans'ın kumandanı geldi de Hazreti Halid bin Velid'in yanında imana geldi. Hemen tecrid-i iman ile gusül aldı, döndü Bizans'a karşı muharebette hemen şehit oldu. Hazreti Amir bin Sabit eşoğullarından Kureyş'ten geldi, Resulullah dedi ya Resulallah ben iman edeyim de mi harbedeyim benim Allah için harbettiğimi de mümin mi olayım? Önce
önce mümin ol sonra harbet dedi. Amir bin Sabit radıyallahu anh'ın iman getirdi. Daha namaz, niyaz hiçbir şey yok. Döndü Kureyş'e karşı muharebet bir şey doldu. Cenab-ı Ebu Hureyre Hazretleri buyururdu. Namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden cennete giren kim? Amir bin Sabit radıyallahu anh'ın derler gülerlerdi. Bak bak böyle de var. Böyle de var, hiç namazı yok, hiç orucu yok, olur mu? Olur, olur, şehit oldu. Hiç günahsız gitti, mizanda bir elif kadar günah yok. Sakın sakın anlayışın dolayısıyla sövme. Zat ne olacağı bilinmez, senin de sonun görülmez. Fiiline ayıpla, zatına dua et. Olur mu? Olur, olur. Komünist bile, Fransa'nın azılı komünisti bile iman sahibi oldu da, Suriyeli bir hanımla evlendi de bir de İslam kitabı yazdı, meşhur. Olur, 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 olur. Ermeninin biri gazetede okudu. Sultanahmet Camisi'nde mümin olmuş, ağlıyormuş. Gazete muhabiri de dindar birisi. Demişler, niye ağlıyorsun? Yaşı 70. Demiş, ben ağlamayayım, kim ağlasın? Niye ağlıyorsun? 70 yaşındayım, amel ettim, Cenab-ı İsa'ya hoşnut edemedim. Mümin oldum, ömrüm kalmadı, Muhammed Mustafa'ya hoşnut edemem, ben ağlamayıp kim ağlasın? Kardeşim ne olur, anlayış göster. İbadetlerini yele verip amele çevirme. Anlayışınla her tarlaya tohum ekme. Nice ektiğin tohumları yel götürür, el götürür, rüzgara verirsin. Abi anlasak bu sözler nerelere varıyor? Sanmıyor mu sözler nerelere varıyor? Çok yerlere varıyor da Allah anlayış versin. Nerede kaldık hocam? Amel, ibadetin arasındayız. İbadetin ibadet olmasında nice hikmetlerin olduğunun hesabındayız. İşte böylece gidip gelip duruyoruz. İşte ikinci cins amel ne ameldi ki? İkinci cins amel, Allah-u Teala razı olsun, İbadetin tekamülü için, ibadetin kemalatı için ilmihal bilmek lazım gelir ki, bir insanın elbisesinde bir dirhem necaseti galiza olsa, yani 3,36 gram olsa yıkanması farzdır, bununla namaz kılsa namazı batıldır. İç çamaşırın olur, dış çamaşırın olur. 3,36 gram, 3,5 gramdan aşağı. Namaz kılanın setrül avret yapması lazımdır. Erkekler için avret nedir? Erkekler için göbeğinin altından diz kapağına kadar gelen yerin örtülmesi farzdır. Erkeğin göbeği imamların içine göre avret değildir. Ama diz kapağı hepsinin yanında avrettir. Kadının başı üzerinde olan saçı avrettir. Ne kadar uzun olursa olsun avrettir. Esas olan kavim budur. Bir metre kızın saçı, kadının saçı uzun olsa avrettir. Saçının miktarı bir kulağın büyüklüğünün dörtte biri kadar çıkarsa namazda namazı batıl olur. Kadının saçı namaz örtüsü içinde kulağını, saçını gösterirse namazı batıl olur efendim. Çünkü kulak müstakil bir uzuvdur. Bir uzun, bir rükün miktarı veya bir rüküne eşit olan bir miktar dörtte biri açık olursa namazı fasit olur. Kulak bir uzuvdur. Dörtte biri iki parmak bile etmez. Bir parmak, dört parmak benim kulak var mı? Yok, o kadar büyük değil Allah için. Bir parmak kulak açılırsa namaz gider. Nice hanımefendiler var, kulaklarımız çınlıyor sıcağa. Allah hepimize hidayet satsın. Namaza durur. Mekke'den ipekli bir örtü getirmiştir. Kadının resmini çek de kulağındaki küpenin markasını oku. Dışından ipeklidir, içinden eti, saçı, kulağı görülür. Hanımefendi, resim çektirmeye bu örtü yarar da namazın ibadetini amel eder. Yani ibadetten çıkarır, bunu bir dava eder. Onun için ne olur saçının şu bir kulağın dörtte biri olacak kadar yerini gösterme.
Benim gibi örtüyü kafaya koydun mu koydun. Ha buradaki saçın bir bulak kadar olur, namazı bozar. Gördün mü? Niyeti halis. Allah için namazına durdu. Hem de aşkına durdu. Aşkına durdun. İlmin yok efendim. Niyetin ne güzel. İlmin yok. Artı amelin ibadetten çıktığı boş bir dava oldu. Fiil ve hareket. Kuru bir fiil hareket kaldı. Duydun mu? Hanımla duydun mu? Duydun, duydun. İyi duydun. Bir kadının kulağının dokuzda biri, tırnak kadar bir şey oldu, bacağının dokuzda biri açılsa namazına manidir. Çünkü toplamı bacağın dokuzda biri, ayağının dokuzda biri, kulağının dokuzda biri, ikisini topladın, kulağın dörtte birinden fazla olduğu için namazı bozar. Hanımefendiler, ne olur namaza tesettürünüz tamam olsun. Gerdanınız, boynunuz bir uzuvdur. Boynunuz bir uzuvdur. Kulağınız müstakillen bir uzuvdur. Gerdanın uzuvdur. Memeler kadının ilimde ayıp olmaz. Doktora gidip de muayene oluyorsunuz ya. Bu da şeriat doktoru. Kadının memesi bir uzuvdur. Gerdanı da bir uzuvdur. Namaza durdu da şuradan kıtısı görülü görülü veriyor. Namaz gitti. İbadetin bitti. İşin amel oldu. Amel neydi? Fiil ve hareket. Yatıyor, kalkıyor, Allah'a ekber diyor, ağlıyor ağlıyor da buluyor. Ağlaman da fayda vermez. Kıyafetten güme gittin. Setir avretten güme gittin. Kalın kumaşlarla giyin. Yerlere kadar uzun giyin. Başınıza hamam bohçası gibi kalınını koyun. Masa örtüsü gibi kalınını koyun. Fotoğrafta artistlerinki gibi türben koymayın. E bunlar da denir mi? Ben demeyip de kim diyecek? Öyle yaparsanız namazınız yanar. Amel, ibadet, kulluk, daha kulluğa çok yol. Allah bildir varacağız kulluğa sonra. Sabırın. Gördün mü kurbanlar? Gördün mü kurbanlar? Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Erkek ipek elbisiyle namaz kılarsa caiz değildir. Caiz değildir. Erkek ipek elbisiyle kılarsa. Kadının başının örtüsü, Allah-u Teala razı olsun, başının, boynunun, kulağının her tarafını örtecek durumda olmalıdır. Bunlar namaz bahsi olmadığı için, misalimiz olarak huzurunuza getirdiğim için, bundan sonrasını lütfen okuyun. Aldığınız abdestin bir yüzüğün oynatılmaması namaza zarar verir. Ellere hilallamamak zarar verir. Gözlerin üstündeki kırışıklılığı, gözlerin pınarını abdestle oynamamanız zarar verir. Hani güzel börekler, çörekler yaptınız. O da Erzurumluysa ne güzel mantılar yapar. Yoğurduğun hamur tırnağın arasında kalır da abdest alırsan namazın güme gider. O makarnanın hamurunu tırnaklardan çıkarmaya mecbursun. Boyacısın hovardalığın tuttu evin kapısını boyadın. O boyadan tırnak altında kalırsa sanatın değil namazın güme gider. Güzel aksesinde bizim çöller çaldı mağazalar. Müştü. Nasıl var? Güzel aksesinde. Esen söyle, ah tıkrat aksak bu ne yaptı? Canım kendini çekti. Ya aksak bu ne? Güzel aksak bu ne? Güzel aksak bu ne? Güzel aksak bu ne? Güzel aksak bu ne? Allah razı olsun. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Nice meseleler vardır. Bir tane daha. Namaza duruyorsun, iftitah tekbiri alacaksın. Hoca efendiler, iftitah tekbiri bir, kıble iki, namazın cinsi üç, aynı anda
anda niyet getiremezsen, üçünü cem edemezsen, niyetin niyet olmaz. Namaza duruyorsun, iftita tekbiri alacaksın. Önce ne namazı kıldığının cinsi, öğlenin sünnetine, tekbirin kendine, Kabe'nin kıble olduğuna, aynı anda üçünü cem edeceksin, Allahu Ekber diyeceksin. Bağ parmaklar kulak küpesinde, Allahu Ekber bu hocalarınki yanlış. Allahu Ekber, üçünü de cem edeceksin. Niyetin niyet olacak efendim. Şimdi bizimki duruyor. Allahu Ekber. Allah inandırsın, öğlenin farzını mı kıldı, ikinin farzını mı haberi yok. Tekbirin tekbir olduğundan haberi yok. Bütün bu misallerim nedir? Şu halde ameli ibadete çeviren ilimdir. İlimsiz dervişlik olmaz. Gece kalktın pijamalı namaz olmaz. Başında sarıksız olmaz. Tam kamil giyinirsin. Divan-ı ilahiye durduğuna şahit olursun. Ağlaya uluya huşuyla namazına durursun. Pijama altında aceleden kalktın, kılık kıyafet hanımefendi noksun. Namazın namaz olmaz. İbadetin ameldir ama ibadet olmaz. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Şimdi nerede kaldık? Ben anlattığım mesele nedir? Namaz misalleridir. E bir de oruçtan verelim. Daha çok meseleler var da namazdan bu kadarı misali yeter. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki bu mübarek kitabın ismi Avarif-ül Me'arif. Marifet insanları. Orada buyuruyor ki tarikatın piri Şehabettin Sühre verdi. Pir tarikat piri Gavsul-i Azam. Nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruçlarından açlık ve susuzluktan başka ellerinde kalan bir şey yoktur. Ya oruç böyle olur mu? Onun olur. Oruç ibadettir. Bu hükme uymazsa amel olur. Demek ameline ibadet birbirine girip çıkıp durur. İlimle kamil olursa, niyet tamam olursa amel ibadet olur. İftar ettiklerinde oruç defterinde bulunmaz. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki iki kadın Resulullah zamanında oruç tuttular. Günün sonuna doğru açlık ve susuzluktan helak olacak duruma geldiler. Bunun üzerine oruçlarını bozmak hususunda Resulullah'tan izin almak istediler. Bir adam gönderdiler. Ya Resulullah, oruçlarımızı bozalım mı? Fahri Kainat Aleyhisselam kendilerine bir bardak gönderdi. O anda yediklerini kussunlar bu bardağa buyurdu. Kadınların ikisi de kustular. Taze kanla, parça et ile bardaklar doldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e getirilen kusulmuş bardakları gören Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Bu iki kadın Allah-u Teala'nın kendilerine helal kılmış olduğu şeylerden kendileri men ederek oruç tuttular. Allah-u Teala haram kıldığı gıybet, yalan, çirkin söz gibi şeylerle oruçlarını bozdular. İşte gıybet ettikleri için bardakların içine et ve kan doldu. Allah Azimüşşan buyurdu, gıybet etmeyin. Ölü kardeşinizin etini yer misiniz? Gıybet et yemektir. Eti yiyen kimse kerih olan ölünün eti de olsa et yemiştir. Et yediği için de bardağı doldu. Resulullah Efendimiz'in mucizesi. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Habibü de Aleyhisselam buyurdu. Sizden biriniz oruçlu olduğu gün kötü söz söylemesin. Cahilce uyumsuz işler yapmasın. Eğer kendisine çekişilirse ben oruçluyum desin. Zira oruç gerçekten bir emanettir. Öyleyse sizden her biriniz emanetinizi muhafaza etsin. Şu halde görülüyor ki oruç tutan kimse kötü söz söylerse, cahilce uyumsuz işler yaparsa, yalan söylerse, şehvetle bir kadına
Erkek bir erkeğe kadın bakarsa şehvetle bakmak yalnız erkeklerin işi midir? Kadın da erkeğe sulanır. Nece kadınların sevdiği erkekler var. O da ona şehvetle bakarsa ne olur? Orucun fazileti gider, oruç bozulur. Şu beş şey orucun faziletini götürür. Yalan, gıybet, söz taşımak, sana filan filanı dedi, sen de filan filanı dedin. Şehvetle bakmak, yalan yere yemin etmek orucu bozar. Beş şey orucu. Şu halde görülüyor ki amenle ibadetin hükümleri niyete bağlıdır, ilme bağlıdır. İlimden murat niyetin şeriyete uyup uymadığını tayin, yapılan ibadetin şeriyeti Muhammediyedeki edep şartları hükümlerine göre yapılıp yapılamadığını bilmek içindir. Yapılan amel ne kadar fevkalade güzel olursa olsun, şartları ve edepler riayetlerine uyulmazsa ibadet amele dönüşür. Yani faydasız bir sükun ve hareket fiil olur. Ama o amel niyeti sahih, ilmi şeriata uygun, ameli şeriata uygun olursa ibadet olur, taat olur. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Ya Habibi tabib. Demek ikincisi nerede kaldı? Bütün fiil ve hareketler üç nevidir. Allah'a masiyet ve günahlar, ibadetler, ibadetin bir iki misalini yaptık, sonu anlaşıldı. Üçüncüsü mübah olan işlerdir. Mübah nedir? Mübah Allah katında yapılmasından fayda var, yapılmazsa bir mahsur yoksa mübah denir. Mübahlar da Allah'a yaklaştırıcı, güzel amellerden olarak ibadete dönebildiği için, mübahlar da Allah'a yaklaştırıcı, güzel amellerden olursa ibadete döndürücü olduğundan dolayı salih ve kamil ve alim kimselerin huzurunda mübah hareketlerin dahi amel olarak hükümleri önemlidir. Zira ruzu cezada kul ahirette gözüne çektiği sürmeden hesaba çekileceği gibi ibadet edenler de her bir fiil ve hareketinden hesaba çekileceğini bilir. Ayet-i Celile'de Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerine göre Ahkam-ı isimli kitapta Hazreti Hülasatül Beyan fi tefsir-i Kur'an'ın müellifi Mehmet Vehbi Efendi Hazretleri'nin kitabı var. Orada buyuruluyor ki mübahlar çok önemlidir. Kadının altın takması mübahtır. Kadının küpe takması mübahtır. Takmazsa günahı yok. Takarsa mübahtır. Kocasına şirin görünmek için takarsa sevap olur, itaat olur. Amma gel gör o kadını ki Mehmet Refi Efendi Kur'an-ı Ahkamiye ismindeki eserinde kolunun altınını gösteren, kulağının küpesini gösteren, yürürken ziynetiyle tıngır tıngır etsin diye kuvvetli basan kadın, bu mübah fiiliyle Allah'a isyan etmiş sayılır buyuruyor. Altın takmak mübahtır. Ama tıngır tıngır doyumcu dükkanı gibi göstermek için değil. Tıngır tıngır, tıngır tıngır görüldükçe, fakir fukaranın iştahsını kabarttığın gibi ziynetlerinizi saklayınız Allah'ın fermanına göre de isyan olmuş olur. Kendi mübah olan altın takma isyan ve günah şeklinde amele döner. Küpeni gösteremezsin. Çünkü kulağın mahremdir. Boynunun, gerdanını, incisini gösteremezsin. Maylon, çorapla bacağını gösteremezsin. Çorap mübahtır. Ama inceciği değil. Kalını mübahtır. İnceciği itaatsızlıktır, haramdır. Süslenmek için gözüne sürme çeken erkek, delikanlı da sürme gözlü desinler diye sürerse gözüne laşa akıtmış gibidir.
kız gözüne sürme çeker, durma gözlü diye alsınlar diye sökerse, sürerse gözüne kurşuna kapmıştır. Kendi günahını kendi imzalamıştır. Erkek koku sürmesi mübahtır. Hele gel gör ki mübah olan bu fiilin cuma günü kokulanmak ne güzel mübahtır. Ama dünyanın lezzeti, malın çokluğu, halka görünmek, her zaman kokulu gezerler, elini öperken kokulu duysun diye sürüverirse, yabancı kadınların yanında şirin kokulu göreyim diye sürüverirse, niyeti koku sürünmek olduğu halde haram olur. O koku cehennem ateşi olur. 2-3 kere koku süründüm cuma günü. Ulan oraya da sür, elini öperken diyor güzel koksun. Sürene de sür, baktım buna Allah için süremiyorum, şimdi cumaları koku sürmez oldum. Sürüyorum bakıyorum niyetim tasdik edemedi. Sürüyorum diyor, elini de sür de elini öperler güzel kokarsın. Ay eşlik ol eşlik nefis var. Dedim ben de sürmüyorum. Mübaha isterken cehenneme götürecek. Ya kadın olarak kokulanıyorsan kulakların çınlasın. Ben erkek olarak kokulanamadım. Sen kadın olarak kokulanıyorsan vay haline. Kokulan kokulan da efendinin döşeği için kokulan. Aynı ile ibadettir. Koku sürmek mübahtır. Efendisinin rızası için efendisine sürmek ibadettir. Halka görünmek için sürerse zillettir, günahtır. Ya bu karmakarışık bir şey oldu, vallahi doğru söylüyor. Bu şeriattı. Amel ibadete, ibadet amele dönülürür. Yani altın gümüş olur, gümüş bakır olur, bakır da zehirler öldürüverir efendim. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Gördün mü? Amellerim çok diye övünürsün, o da cırt çıktı. Bir koku süremedim ben cuma günü, 61 yaşındayım, süsleniyor benim nefis. Süremedim. Hem ki her işim bitti de bir kokuda mı kaldım, her işim bozuk da kokusunu bile süremedim. Sen ondan ötesini bir anla. Sen anladın mı? Anladın, anladın. Ne anladın? Mübah olan ameller, göze sürülen sürmeden, bir evladın kızın varsa, bir de hatunun varsa, bir de oğlum bisiklete binip fiyaka satarsa, vay bu babanın başına gelen. Ne mübahlar babaya günah vebal olur, ne anneye vebal olur. Ama ne güzel niyetlidir onlar. Niyet seni yaktı efendim. Niyetin güzel, amel berbat oldu. İbadet olmaktan çıktı efendim. Anladın Selahattin Hoca, amel ameldir de ibadet olup olmadığı ortada konuşuluyor. İbadet midir? Yok 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 yok, çok ameller, ibadetler taat olmaktan çıkıp amele dönüşür. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Nasıl edeceğiz? Çok önemli bir sohbet bu. Nasıl edeceğiz? Nasıl edeceğiz? Kulsun. Allah inandırsın. Hani herkesin anlayışına göre bir ilmi müktesebatı vardır dedi. Bir misal yapalım. Kadınsın. Pirincin taşını ayıklamasan, bulgurun kepeğini çıkarmadan tencereye salsan, hanımefendi olarak efendiyi ayıplarsın. Baklavayı yaptın şerbet yerine sirkeyi döksen deli raporu verirsin. Terzisin yaka yerine kolu boynuna diksin. Yakayı da kolu yerine koltuğuna diksin. Terziye deli raporu verirler. Bu delilik geçici deliliktir. Ameller bundan daha beter. Bununla üşüyor namaza durur. Başı açık bilmem neresi açık namaza durur. Alışverişe namaza durur. Her tarafı çıplak namaza durur. Okuduğu rükünü bilmez. Kaç rekat olduğunu bilmez. Ne okudun kıraat sorsan haberi olmaz. Buna deli demezler. Efendisine deli diyen hanımın namazını görsen kendisine söyleyince sana deli demez, akıllı demez.
Şu halde beşeri adet, sosyal ve içtimai münasebetlerimizdeki anlayış ve izanımızı ibadette kullanmamız gerekir. Akıllıysan ahiret alemine akıllı davran. Fanide olsa ne çıkar? Nokta. Noktaları, nükteleri unuttuk. Nokta. Afyon'da benim anamın sülalesinden bir hatun kişi geçmiş. Kamil veliyelerden imiş, menkibelerine göre doğrusunu Rabbim bilir. Gelin vermişler kocaya. Saf din, kamil, ehli gönül olduğundan Şeyh Efendi gelin almış. Bir Nakşibendi şeyhine gelin gitmiş bu mübarek hatun. Allah inandırsın. 3 gün, 5 gün sonra kaynana, bizim mübarek geline yaprak dolması, sarması için malzemeyi önüne koymuş. İşte asma yaprağı, işte kıyması, pirinci, tuzu, biberi neyi varsa koymuş. Bizim gelin, rahmetullahi aleyh, yaprakları dilmiş. Ispanak diler gibi, öyle bir kıyma gibi dilmiş. Hepsini kazana doldurmuş, yahu tuzu tamam pişirmiş, akşam sofra kurulmuş, Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerine yaprak dolması dökülecek. Kaynana açmış ıspanak yemeği gibi bir şey. Şikayet makamında, yani şikayet olsun diye Efendi Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerine demiş, Efendi Hazretleri bizim gelin yaprak dolması sardı. Getir yiyelim kızım. Dökmüşler. Ispanak gibi bir şey. Şeyh Efendi Allah dostluğu için gülmüş. Demiş kızım bu nedir? Yaprak dolması bey baba. Nasıl dolmalar nerede içinde? Taneler nerede içinde? Hani? Demiş baba ben onu kalem gibi sarana kadar Allah'tan gafil olmasam daha iyi değil mi? Ben parmak gibi kalem kalem sarsam da sen onu çiğneyip bu hale getirmeyeceksin mi? Yorulmayasın diye dini verdim efendim. Onun yerine de Allah'a itaat ettim deyince ne güzel gelinsin. Sen ne güzel Allah dostusun. Senin dolmana cennet dolması denir diyerek ağlamış Şeyh Efendi. Muhteremler, beşeriyetin nizamı yaprak dolmasını sarar da başını tesettür olarak namazda örtmesini bilmezse, baklavayı kağıt gibi açar da şıngır şıngır bileziklerinin sesini duyurursa, işte yaparsa bunun kağıt gibi baklavası kalem gibi dolması neye yarar? Çiğneyip de midede biraz sonra hallaç pamuğu gibi atmayacak mısın? İşin sonunda garman çorman olmayacak mı? Dolma için karıya dil uzatanlara, böreğin tuzundan kızanlara, çiğ köfteyi yapmadan darılanların kulakları çınlasın. Sonunda hepsini garman çorman edeceğim. Onu yaparsın ne kadar marifetlisin ama gel bir imtihan edeyim şu anlattığımdan kimse sınıf geçemez. Beşeriyetin ölçüsü nefsin lezzet ve safhası için, kahrettiği gazabın itminanı için, şehvet olarak nefsinin hesabına hizmet için olduk, ilahi menfaati, ibadeti unutup, hükümlerini bırakıp, her işini amel haline çevirmiştir. Allah cümlemizi ıslah eylesin. Allah azimşan ibadetimizi salih amel olarak ifa etmek nasip eylesin. Kulluk defterine götürmek nasibi müyesser eylesin. Allah azimşan cümlemizden hoşnut ve razı olsun. Muhterem efendiler, kıymetli kardeşlerimiz, İbadetin ibadet olabilmesi namazın başında arz ettiğimiz gibi kalp huzuruna raciptir. İbadetten maksat kalbin huzuru içindir. İbadetten maksat ahlak-ı süfliyenin ıslahı içindir. İbadetten maksat ibadet kalbin tayyir ve teftil sıfatıdır. İbadet ile gazaplı insan selim, kibirli insan mütevazi,
Şehvetli insan iffetli olması lazım gelir ki yapılan ibadet ona menfaat versin. Şu halde ibadet, amel, ibadet bir ameldir. Ameli ibadet yapan saydığımız şartlardır. İbadetin gayesi insanın nefsinin ıslahıdır. Senelerdir ibadet eden müminler, saçı sakalı bir araya gelip isteyen müminler, ahlaka hamide olarak kalbimiz teptil ve tayyir olmuyorsa ibadetlerimiz amel olmuştur, heba olmuştur. Ahlakımız değişmemişse huzur-u Rabbil İzzet'te reddedilmek durumuna düşeriz. Şu halde ibadet, ibadet olabilmesi kalbin huzuru içindir. İbadetten maksat kalbin sıfatı değişmek içindir. Unu getirdin, yağda koydun. Sonra istersen mantı yaparsın, istersen baklava yaparsın. Mantı yaparsan biber ekersin, tuz ekersin, yağ koyarsın. Ama baklava yapacaksan yoğurt koyamazsın, tuz ekemezsin, biber ekemezsin. Hamuru getirdin, yağı koydun ama sonunda baklava mı olacak, mantı mı olacak, çörek mi olacak, börek mi olacak, ona göre esnafını ekersin. İbadet de bunun gibidir. Unu baklava olabilmek için şekere, mantı olabilmek için tuza, bibere, yoğurta, kıymaya, salçaya ihtiyacı olduğu gibi ibadetin ibadet olabilmesi kalbin huzur ve selametine bağlıdır. İbadetten namazda lezzet alıp huzur bulmuyorsan, ibadetten oruçtan lezzet alıp huzur bulmuyorsan, tesettür ederken ilahi huzur bulmuyorsan, ibadet olmadığı gibi, huzur olmadığı gibi ahlak-ı süfliye, çirkin nefsin ahlakı değişmez. Ahlak değişmezse ya hayvaniyet sıfatıyla, ya sıyırtıcı hayvaniyet sıfatıyla veyahut Allah-u Teala hepimizden hoşnut razı olsun, yırtıcı hayvaniyet, şehvet ve gazap ıslah olmazsa Allah-u Teala razı olsun, güzel huylar yerine kalpte kötü sıfatlar gelirse, kara duman gibi kalbi kaplar, gönül aynasını karartır, kör eder, ilahi nuru bulamaz, kalp mühürlenir, kalbin kararması bunun içindir. Kalbin kötü huyların delilleri onların kalplerin üzeri pas bağlamıştır. Fakat kalplerinin üzerine mühürlerimizde onların hakkı işitmezler. Hakkı görmekten, anlamaktan körleşirler. Ahirete kıymet vermezler. Dünyaya köle olurlar. Ahirete ait söz ve vazifeler kulağına girmez. Tövbeye yanaşmaz. Yaptığı ibadet amel makamında kalır. Ahiretten ümitsizdir gibi hadis ve ayeti celileler, kalbin sıfatının değişmeyen ehli ibadetin akıbetinin halidir. Ehli ibadetin sıfatı değişecek, başındaki sarık değişecek, baş açık kılmayacak, takkenin üstüne sarık saracak, pijama ile kılmayacak, onun üstüne cübbe giyecek, zahir temiz elbiselerini giyecek. Ama ne giyerse giysin, kalbin sıfatı değişmezse ibadet yorgunluk olur. Şu halde cübbe şahittir namazına, sarık şahittir takvana, asıl şahit kalbindir. Kalbinin sıfatı değişmezse, ahlakın gazabın ölmezse, tahammül veyahut kemalatın atmazsa kul olamazsın. Kulluk makamını bulamazsın. Kulluk makamını bulamayınca da yaptığın ameller boşa gider. Sırat üstünden ayağın kayar da düşersin. Kabirde azabı çekersin. Onun için buyurulmuş ki, insanoğlu peygamberlerin ahlakından hangi haller ile ahlaklanırsa, Allah'ın sıfatlarından ne sıfatlarla sıfatlanırsa, kalbini teptil eden ahlaka hamidesini çevirirse, vefat edince kabrinde serbest kalır.
kabri gözünün alabildiği kadar demişler. Allah onu kabrinde serbest bırakır. Dilediği zaman, dilediği mekanlara, dilediği zaman, dilediği ehlullah'a, dilediği zaman, dilediği enbiyayı ziyarete gider. Onlar kalplerinde oturmazlar, kabirlerinde oturmazlar. Beni kabrimde aradığınız günü cumartesi kuşlukta arayın. Diğer günler ben gezerim diyen evliyanın sözleri buna delildir. Ama amel var, ibadete dönmemiş, peygamber ahlakıyla sıfatlanmamış, kötü huylar çıkmamış, o zaman kabrinde hapsedilir. Kabrinde kimseyle konuşturulmaz. Melaike azap melaikeleri şiddet azap ederler. Şu halde amelden maksatın neticesi ıslahı kalp içindir. Sıfatlar değişmek içindir. Sen unu getirdin, yağı getirdin, ununa yağı cem ettin ama sıfatını değiştirdin, adına börek dedin. Ununa yağı getirdin, mantı dedin adına. Ununa yağı getirdin, çörek dedin. Ununa yağı getirdin, baklava dedin. Hepsi un ve yağ meselesi ama sıfat değişti. Makarnaysa tuz koydun, salça koydun. Baklavaysa şeker, bal koydun. Hiçbir gün baklavaya sirkeyken hanım görmedik, döken görmedik. Makarnanın salçasını baklavaya serpen hanım görmedik. Bu böyle beşeri adaptır efendi olarak karının işini beğenmezsin de amellerinin içine sirke mesabesinde, serçe, salça mesabesinde noksan sıfatları niye ekersin? Hani karıya kafa tutarsın, bire kadın böyle olur mu? Allah da diyecek, bire kolum böyle olur mu? Seninki amel değil ki, yat kalk. O namazı dürer yüzüne çarparlar. Sen beni zelil ettiğin gibi Allah da seni zelil etsin der. Şu halde amel, ibadet zor bir meseledir. Allah'tan hakkıyla korkan alimlerdir. Alimler hakkıyla ibadete talip olurlar. Şu halde biz ne yaptığımızın farkında değiliz efendiler. Dinde 5 vakit namaz kılarız, sıfat değişmiyor. Oruç tutarız, sıfat değişmiyor. Hacca gideriz, sıfat değişmiyor. Şu halde bu ibadetler bir amel makamında kalır. Yani fiil ve hareketi vardır ama beklenen fazilet, rahmet ve inayet ve kemalatı yoktur. Zatı sırattan geçirmez. Zatı sırattan geçirmez. Cennete götürmez. Sevdiğine kavuşturmaz. Hani sen 40 yıldır çocukların için ağlarsın ya, kaybolan çocuğun için, ölen çocuğun için ağlarsın ya, ona kavuşmayı ne kadar istersin? Çocuğuna, ölene kavuşmayı, vefat eden karına kavuşmayı, vefat eden kocana kavuşmayı istersin de, alemlerin Resulü'ne ahirette kavuşmayı istemez misin? Sevdiğin ehlullahları görmek istemez misin? İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi nice ulemaya kavuşmak istemez misin? Kavuşursun, kavuşursun. Cehennemde Allah'ı bilmeyen zalimlere kavuşursun. Hasretlik yerine ebedi elin bir azap yakayı tutar. Şu halde amel ameldir ama ibadete çevirmeye mecburuz. Yaptığımız fiiller ya günah, masiyet veya ibadet veya mübahtır. Mübahın altından çıkamadık efendiler. Su içmek ameldir. Fiil ve hareket. Ağzının genişliği dibinin derinliğinden çok olursa bu su içmek ameli ibadet olur. Hani limonata bardakları var ya bizelerimizde minare gibi. Hani minare gibi şöyle dar ağzı, böyle derin, kuyu gibi. Bundan 70 sene su içsen ibadet olmaz. Susuzluğun gider ama ibadet olmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu efendiler. İçtiğin su tasının ağzının genişliği, dibinin derinliğinden çok olacak şu bizim tas gibi. Bununla içiverirsen bu ibadet olur Allah hakkı için. Besmele ile içersin. Üçe bölerek içersin. Elhamdülillah'ında diyersen
Bu tasla bu biçimde olursa ibadet olur. Hani çadırvanların başında Osmanlı'nın maşrapa tasları var ya, hani sapından zincirli asılı, Osmanlı gitti, renk adeti geldi, yıkılsın adetler. Büfelerin içinizde minare gibi rengarenk bardaklar. Onunla da misafir alırlarsınız. Niyetiniz ikram, işiniz amel. Kendisi ibadet değil. Ha canı çıksın o limonata bardağına. Onun yanına bir tas koysan da ne olur? Sen Frenk misin? Frenk Fransız'a derlerdi eskiden. Frenk. Sen anlıyorsun. Anlıyorsun. Ben de anlıyorum. Birisi rüya gördü, Resulullah Efendimiz buyurdu. Benim sünnetimde çatal yok. Ben de dedim ahdim olsun bir daha çatal kullanma. Madem sünnetimde yok, kullanma. Efendiler, bu mesele ne meseledir? Her bir ahlak-ı hamide Resulullah'ın şeriattan getirdiği beşeriyetin nurani sıfatları Avrupa'nın adetiyle teptil edildi. O zaman ne oldu? İbadet, amel oldu. Susuzlukta minare gibi bardağı iç. Hah, şundan su içeyim. Allah hakkına bu şişeyle içtikçe sevap yazılmaz. Çünkü boğazının genişliği gibinin üç misli, boyu daha uzun. Bundan içemem. Susadım, bunu açacağım, böyle lıkır 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 bundan etmeyeceğim. Bunu açacağım, bunu koyacağım. Bunu da böyle Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alem. Bu ibadet oldu. Bu ibadet olmaz, amel olur. Fiil ve hareketi var, içinde sevabı yok. Helaya girdin, sağ ayakla amel olur. Sol ayakla girersen ibadet olur. Bütün fiil ve hareketleri ibadete çevirmek mümkündür. Abdestli yat, yüzünü kıbleye dönerek yat, Allah için ayaklarını düzerek yat, Allah için üç kere istiğfar et, Allah için üç kere şehadet getir, Allah için biraz oku, sabaha kadar uykun ibadet olur. Dana gibi yattın, ayakları açtın, sağın solun çorap gibi söküldü, sıcağa dayanamam dedin, o güzel bacaklarını da açıverdin ya, hani kaloriferli oda anlarsın nereye varıyor. İşte o ibadet olmaz, amel olur. Mümin, gel sünnete yapış, her amelin ibadet olsun, her işin Allah için olsun. Bu amelle ibadet yaktı. Çünkü her işimiz ya ameldir ya ibadet. Cahillikten ibadetleri amele çevirdik. Kamil olmadığımızdan amelleri ibadete çeviremedik. Sünnet-i seniyye yapışan bir müminin bütün fiil ve efali ibadet olur. Bu tarikatın Akşibendiye'den maksat, İmam-ı Rabbani radıyallahu anh'ın sözüne göre üç mana ve maksat içindir. Bir, hakaiki imanı inkişaf ettirir. Yani benim şu anlattığım iman hakikatlarımı geliştirir. Hocasın, gelişmiyorsa amel olur hocalığın. Gelişecek efendim. Buraya çıkacağım, mühendissin. İman hakikatlerini geliştiriyorsan alim olursun. Alimden maksat şeriatı tebliğdir. Şeriatı yaşamaktır. Nerede kaldık? Allah bildi, hepsini unuttum. Ha, hakaik imanı geliştirir. 5 senelik sofi, şurada 2 senelik sofi, bunda 100 tane sünnet seniye olacak, şunda 30 tane tatbik ediliyor olacak. Bu da tövbe etti, sünnetten haberi yok, olur. 1 sene sonra onda da 10 tane sünnet ameli olacak. Hiçbir namazı geçirmeyecek. Uçağa bindik Kartır'a, uçak Riyad'dan geliyor, Cidde'de bindik. Yolcusu Riyad, Cidde, Frankfurt. Uçakın geniş dolu. Uçak kalkmadan bir mübarek hafız Kur'an-ı Kerim okudu. Sefer ayetini. Arkadan bir hadis okudu. Uyudu yedi ne verdiler. Et verdiler yedi. İslam usulüne göre kesilmiş Frankfurtlu. Şey anlarsın ne derece İslam usulüne göre kesilmiş. Yedi bizim ağalar, sonra hop çözüp verdiler, baktı uyudu, namaz geldi, hacı, salih, salah, hacı,
Suudlara soruyorum kastından. Kıble, Hacı kıble, Suudi, Ahi kıble, kıble haza kıble. Birisi diyor haza, küllü kıble. Nereye durursan dur. O durdu Sibirya tarafına, Paris'te yani hiç bilmedi. Küllü haza, küllü kıble. Haras. Oldu. Küllü kıble. Küllü kıble ama bir de sen dön. Ne olur küllü kıblenin bir tarafına. Dönmedi. O güzelim uçak ibadethane olacakken amel evi oldu. İşte kardeşim ahvali şeriat bu. Haç'tan gelen Suud uçağının ahvali bu. Anlıyor musun ben ne anlatıyorum? Çok güzel anlatsın. Hacı anlatmıyorum, hac meselesini unuttum onu. Hacı anlatsak zor bu mesele. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Şu halde her bir, nerede kaldık, şeyde kaldık. Hakayık-ı imani inkişaf ettirir. Şu halde tasavvuf ettirir. İki, emraz-ı kalbiyi ıslah eder, şifa verir. Kalp hastalıklarına şifa verir. Eğer bir kimse, saydığım ibadetler amele döndüyse kalbi hastadır. Kalp hastalıklarının şifası için ehli tarikatın tabibi hazık olan mürşitler ıslah eder. Üç, sünnet-i seniyyi tarikat ameli altında sünnet-i seniyyi yaşatır. Demek amelden maksat sünnet-i ihya içindir. Bir insanın bardağından kaşığına, elbisesinden çatalına, yatağındaki halinden tuvalete girmesine, gusül abdestine kadar sünnet-i seniyye uyarsa küllü amelleri ibadet olur. Eğer yaşadığı ibadet cinsinden olsa ama şeriata uymazsa boş bir amel olur. Şu halde ıslaha ihtiyacımız var. Alim isek de muhtacız, arif isek de muhtacız, sofi isek de muhtacız. Anlatılan meselelerde görülen durum, cemaatin ahvaline bakın, secdeye inen ayaklar perişan, rükû kıyamlar perişan, kılık kıyafetler perişan, hanımların namazında tesettür perişan, şıngır şıngırından tut, mıngır mıngırından kokusu perişan. Bu ahval-i şeriatta seneler geçer, 40 senedir namaz kılarsın ama ibadet olmaz efendim. Şu halde sıfatları kalbin değişmesi lazımdır. Amelden maksat ahval-i şeriatta kalp değişecek. Kalbin değişmesi 4 sıfat üstündedir. Yırtıcıyet vasfı, hayvaniyet vasfı, şeytaniyet vasfı, rabbaniyet vasfı. İnsanın kalbi isyan olmazsa 4 sıfat da olur. Yırtıcıyet vasfı, hayvaniyet vasfı, şeytaniyet vasfı, rabbaniyet vasfı. Bu İhya-ül-i Mübin'in 3. cildinin 22-24. sayfalarında merbuttur. Yırtıcıyet vasfı, hiddet ve tehevür halinde galebe çalarsa döverek, sorarak saldırır, merhametini kaybeder. Eğer o insanın ibadetleri var da kızdığı zaman döverek, söverek merhametini kaybediyorsa yırtıcı hayvandır. Onun ibadetle kalbi tahvil olmamıştır. Hayvaniyet vasfı. Şahvet galebe çalarsa hayvan gibi boğazını eteğine, eteği bilirsiniz basit mahalli. Düşkün olur, kulluk ve tevazudan uzaklaşır, cahil olur, her şeyi bilen sayılır, hiddet ve zulüm eziyet etmeye alışır. Şeytaniyet vasfı, kalpte sıfat değişmezse, akıl ve düşünceleri kötülük yolunda kullanır. Şeytan kötünün kötüsüdür, hileyi çok iyi bilir. Demir hayvaniyet ve şeytaniyet vasfının farkı ne? Şeytan envai türlü hile yapar. Aklını, düşüncelerini, kalbinin cevahir olan nurani sıfatlarını hile yolunda kullanır. Aldatma, hile yaparlar.
hile yaparlar, kötülüğü iyilik gösterirler, kızların şehvetini, yırtıcı hayvanın hiddetini kançılayıp insanları sevk ve idare ederek 20. asrın filozofvari cahiliyet bataklığında ibadetleri helak ederek amele çevirirler. Boğazları ve şehvetleri, insanları, gıybet işleri, güçleri, boğazları ve şehvetleri gayret, insanları, gıybet işleri, güçleri olur. Manevi perde kalksa, bu sıfatlarda olan insanlar görünse, hınzır önünde duruyor, bazen de rükû secde ettiği insanların görülür. Bu sıfatta olan insanlar, keşif açılsa da görülse, o insan ibadet ehli zanneden amel sahibi bir huzur önünde duruyor, bazen de rükûyla secde ettiğini görür. O huzur insanın nefsidir. Nefsini ilah etmiş ama huzur suretindedir, böyle olduğu görülür. Köpeğin önüne eğilmiş anada beklediği görülür. Yaptığı çirkin işleri şeytan sevindirir de güzeldir. Yobazlar ne anlardır, filozofları alkışlar ama cehennemin başına direk olur. Başına cehennem yıkılır, içine cesedi direk olur. Rabbaniyet vasfı galebe çalırsa amelleri ibadet olur, ilim sahibi olur, kalbi hikmet sahibi olur, yakin hali olur, eşyanın hakikatını idrak eder, ilahi emirleri anlayıp yapar, halleri kalbinde yerleşir, gazap ve şehvetinin itaati kalkar, iffet ve secaat haliyle sahabenin ahlakına döner, gazap ve şehvetin itidal sıfatlarına girer. O zaman o insan amelden itaata, itaattan kulluğa terfi eder. Konumuzun üçüncü kısmı kulluktu, kulluğa terfi eder. Kulluk çok uzun bir bahis, çok misaller var. İbadet ve kulluk, ibadet ve kulluk. İbadeti az buçuk söylemeye çalışıyoruz, kulluğa girmedik. Daha kulu yok ortada ha. Biz neyiz? Allah'ın kuluyuz, asisi. Kamili yok ortada. Ben de Allah'ın kuluyum, sen de. Kulsun. Ama asisi, sıfatları hayvani, şehvetleri menfaate cömmüş, ahiretten habersiz, önünde hikmetler söylersin, gözleri kör, kalpleri anlayışsız. Menfaat anahtarı, zevk sarayı olmuş. Rabbaniyet sıfatı gelirse o zaman ibadeti kulluğa döner. Kulluk gönülde tecelli eder. O zaman ibadeti gönülün halini değiştirir. Kulluk Allah'a yönelmek haline döner. Allah'tan agahlıktır. İlahi huzuru bulmak içindir. Kulluk ilahi huzuru arar. İbadet rızayı arar. Kulluk ibadet, kulluk ve rızayı arar. Kulluk huzuru bulmak içindir. Aman ya Allah, huzurlu olmak ilahi yardım gönülde meleke haline dönmesiyle olur. İnsanın her an kıl kadar ayrılmadan zevk haliyle amellerini ibade çevirmesiyle mümkündür. Gönlün lezzet ve zevk yolunu Allah'ın bilmesidir, miraçla ancak ele geçer. Kulluğun misali huzuru bulmaktır. Huzuru bulan kimsenin eşeği gemi gibi olur. Huzuru bulan kimsenin eşeği gemi gibi olur. Ya bu da nasıl olur? İşte evliya olursan eşeğin gemi gibi olur. Hangi evliya? Evliya-i İzam'dan Abdülkadir Sübki Hazretleri radıyallahu teala anhüm. Salih şeyh, Allah'ın kulu. Ricail gayıptan, dünyayı sevk eden manevi er kişilerden, hakiki kullardan. Özellikle Mısır kalesinde tasarruf sahibi olmuş, mana kahramanı bir zat. Kendisi için ne düşündüyse devamlı ümmeti Muhammed'e de götüren. Geceleri bambaşka bir gece. Bir bakarsın Kur'an okur, bir bakarsın güler, bir bakarsın kendi kendine konuşur. Sabaha kadar hali bu. Allah'ın kulu.
Çarşıya çıktığı zaman oradakiler peşine düşer. Çünkü onlardan her birinin bu zatta bitecek bir işi vardır. Allah'ın kulu Allah'ın sıfatlarına bezenmiştir. Kul Allah'a ihtiyacı gibi Allah'ın kuluna da müştaktır. Ondan hayır bekler. Onların işlerinin en güzel şeklerini gören bir zattır. Bir tane heybesi vardır. Allah'ın kulu kullu agahlık derecesinde ibadeti lezzet haline dönerse bak onun heybesi ambar olur. Bir heybesi var. Heybenin içinde bir tane kabı var. Bir heybesi var. Heybenin içinde de bir tane kabı var. Heybe bir tane, kabı içinde bir tane. Mayi cinsinden birçok şey var o kabın içinde. Kap bir tane ama bölme bin tane. Görürsün susam yağı çıkarır, görürsün bal akıtır, görürsün zeytinyağı verir, görürsün peynir döker. Kimin ne haçeti varsa ister, aynı kabı ona döktüğüyle, aynı kabı Allah-u Teala razı olsun kullanır, herkesin eline haçetine göre kap döker. Kap bir, heybe bir, amma ihtiyaç bir, kim ne isterse döker. Evliya böyle olur, Allah'ın kulu bu. Bir eşeği var, dişi, yüzünü örter, peçe örter eşeğine. Neden? Onu görseniz tanıyamazsınız da ondandır. Artık ne hali aslan gibi balı eşeği, nasıl bir şey, burumuz balığı gibi mi? Çünkü denizi geçmek isterse gemiye binmez. Yine eşeğine biner, denize sürer, denizin üstünde eşek yürür, evliya heybeyle o bitmeyen kabıyla karşı sahile geçer. İşte Allah kulu olursan eşeğin gemi olur, kabın ambar olur, karşı tat olur, kavafof olur. Ama mana eri olmaz da, kul olmaz da, ibadetini amele çevirirsen sen eşek olursun da şeytan sırtına biner. Misalin birisi bu. Çok tatlı değil mi bu sohbet? Yandı gitti millet, evi yıkıldı. Ahmet Hoca sen nasılsın? Sen bize beş para etmez. Ahmet Hoca gazete içecek de aşık Yunus Emre gibi ama ahvali saz çalar. Hepimizin hali bu. Maksadım Ahmet Hoca değil. Yani her birimizde tecelli eden hal bu. Mana haline giremedik, amel ibadete teptil edemedik, ibadetle kul olamadık. Bütün muradımız Allah'a azimişanın rızası yolunda kalp dönmedi, sıfatlarımız değişmedi, vasfımız duruyor. Hani yine misal, hamuru getirdik, yağı getirdik ama ne olacağı belli değil. Allah seni baklava olacak gibi güzel yarattı. Beni baklava olsun diye yarattı. Ama biz onu mantıdan yukarıya geçiremedik. Şekeri yok, tadı yok. Nefsin çirkin sıfatları acı. Ne diyor? Başlandı durdu. 10 dakika. Evliyanın eseri tatlar bayır gibi Allah razı olsun. O değil. Parazitli çok. Allahümme salli ve sellem barik ala seyyidine Muhammed. Heybesi bir. Bu kadar hoş bir sohbet. Heybesi bir içinde bir kabı var. Bütün millet ona muhtaç. Susam yağı isteyene susam, zeytin yağı isteyene zeytin verir. Bal isteyene bal akıtır, yağ isteyene yağ akıtır. Eşeği var, yüzü örtülü. Aslanın göremezsiniz, dayanamazsınız. Ne haldeyse artık, ne hale girdi o eşek Allah bilir. Nükte, ikinci nokta. Molla Fenari radıyallahu anh'ın devrinde Somuncu Baba Hazretleri rivayette var, doğrusunu Allah bilir. Fatiha-i Şerife'yi 7 türlü tefsir ve tevil edince Somuncu Baba da sıradan bir somun satan bir fırıncı zannedildiği halde zamanın reisül evliyası olduğu anlaşılınca Molla Fenari Hazretleri çok taaccüp etti. Zira rivayette var, rivayette var, Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed, rivayette var,
Cenab-ı Molla Fenari radıyallahu teala'nın hazretleri, Molla Fenari radıyallahu teala'nın hazretleri Fatiha-i Şerife'yi tefsir ve tevil ediyor idi. Ne zaman ki sonuncu baba radıyallahu teala'nın hazretleri bunu tefsir ve tevil edince Molla Fenari hazretleri çok fazla vecde kapıldı. Mübarek sonuncu babayı ziyarete geldi. Rivayette var 20 bin akçeyi de kendisine Allahu Teala hoşnut azı olsun teslim etti. Dedi bunlar benim kendi helal malımdır. İçinde asla bir haram lokma yoktur. Dilediğin gibi tasarruf et. Sonuncu baba dedi biz deneyelim. Benim bir eşeğim var. O eşek bunu dener. E nasıl deneyeceğiz dedi. İçinden bir akçe ver. Yarın Bursa'nın ot pazarından, saman pazarından bir bağı yonca getirtelim. Bizim eşek yerse helaldir. Eğer yemezse bilemem karışıklık var mıdır? Denediler. Eşek kokladı işeği verdi üstüne. Evliyanın eşeği başkadır, kedisi başkadır, köpeği başkadır, işi başkadır, aşı başkadır. Allah cümlemizden hoşnut razı olsun. Allah'a azimşan cümlemizi muradına nail eylesin. Tövbelerimizi tövbe-i salih eylesin. Hakkı hak bilip hakka yönelmek, batılı batıl bilip iştinab etmek nasibi müessere eylesin. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Bir misal daha getirelim Allah razı olsun. Meczup Ömer rahmetullahi aleyh. Mesleğin şey, Mısır'da Emir Çuyuş çarşısında yaşardı. Çok keşif sahibiydi. Cenab-ı İmam-ı Şahrani Hazretleri ben bir kerametimi size nakledeyim mi buyuruyor. Benim de vakası şöyleydi. Sultan Kansu Kavri, Merci Babık'ta Yavuz Sultan seninle 1517'de Ridaniye Muharebesini yapacak idi. Vakta ki Sultan Kansu Kavri kendisi öldü. Şeyh Ömer'e dedim ki Sultan bin Osman Mısır'a girecek mi? Sultan bin Osman, Osman oğlunun sultanı yani Yavuz Sultan Selim. Girecek mi? Evet girecek. Ne bildin? Dedi vallahi şuradan da geçecek. Hatta şu noktaya atının ayağı bassa gerektir dedi. Bir cemaat olarak söylediği yeri nişanladık, tespit ettik, işaret koyduk. Cenab-ı Yavuz Sultan Selim Mısır'a girdi. Atıyla geçerken ayağı aynı yere bastı buyuruyor. İşte evliya böyle olur. Amel ibadete dönerse, ibadette rızayı bulursa, o zaman kul olur. Kul olursa, bütün alem önünde ayan olur. Yedi kat semavat ve yedi kat gökler emrine ram olur. Allah sırrını birçok kemalat makamlarını ona ayan eder, münkeşif eder. Şu anda müminler, daha biz ne makamdayız? Kulluğu geçin. Kulluk makamı çok anlatacağız, misalleri dolu. Daha biz kulluk makamına gelmedik. Bir misal daha yapayım mı? Keyif olsun be. Allah'ın keyfi ne kadar çok. Olsun mu? Olsun Allah'ın için. Şimdi Allah'ın kulundan bir kulu anlatalım inşallah. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri lütfetsin. Allah'ın kullarından bir kulu anlatalım inşallah. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Allah'ın kulu kul olursa Cenab-ı Veysel Kırani Hazretleri gibi olur. Cenab-ı Veysel Kırani Hazretleri gibi olur. Vakta ki sabah namazı dışarı çıkar, yatsıya kadar bir daha geri dönmez. Uğramış olduğu her mahallenin çocukları Mecnun'dur diye taşa tutarlardı. Yavrucuklar bacakları incedir. Yavrucuklar bacaklarım incedir. Biraz daha küçük taş atınız ki ayaklarım kanamasın. Namazdan kalmayayım. Çünkü benim ayaklarım dert değil. Asıl derdim namazdır diyen kuldur.
Yavrucuklar küçük taş atın, ayaklarım kanamasın. Ayaklarım kanarsa abdestim bozulur. Abdestim bozulursa namazdan olurum. Namazdan olmak benim asıl derdimdir. Benim derdim dert değildir. Asıl benim derdim derttir. Namazım derttir diyen Cenab-ı Veysel Karani radıyallahu teala'nın hazretleridir. Yine Evliya-i İzzam'ın ariflerinden bir arif şöyle buyurur ki Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed, Abdullah el-Havas hazretlerinden naklen şöyle buyurulmuştur ki Ebu Abdurrahman Hatem-ül Asam'la beraber haç yoluna çıktı. 320 kişiydi. Hiçbir tedbire başvurmadık. Tevekkül makamında Cenab-ı Hatem-ül Asam bizi hacca götürüyordu. Nihayet yolumuz Rey'e uğradı. Rey şehrinde ibadet ehli, fakirleri sever, varlıklı zengin bir tüccar abid vardı. Bizi misafir etti. Ne zaman ki tüccar Hatem-ül Asam'a buyurdu ki ey Ebu Abdurrahman, sen ister misin, bugün bir ihtiyacın var mı? Hayırdır, ben bir alimi, fakiri ziyarete gideceğim de izin verirsen gideyim ama senin bir ihtiyacın var mı? Cenab-ı Hatem, eğer o alim hasta bir fakir ise fakiri ziyaret etmek fazilettir. Onun yüzüne bakmak ibadettir. İşte Allah'a kul olursa yüzüne bakmak ibadettir. Öyleyse ben de seninle geleceğim dedi. Mübarek tüccar, er kişi olan Hatem-ül Asam'ı Rey'in kadısı, Rey vilayetin adı Rey, Konya, Afyon gibi kadısı Muhammed bin Mukatil'e götürdü. Buyur benimle ya Abdurrahman dedi, kapıya geldiler, baktı ki güzel yapılı bir konak. Bunu görünce Hatem-ül Asam'ı düşünce aldı. Alimin kapısı böyle konak kapısı olur mu dedi. İçeriye buyur edildi, tavanı yüksek bir ev, etrafında silah dolu, koruma kuvveti polis dolu, perdelerle dolu bir topluluk. Hatem-ül Asam yine düşünceye daldı. Alimi polis mi bekler, korumalı silah mı bekler, perdelerle tantana alime verilir mi? Baktılar ki yere serilmiş bir yatak, kadı hasta yatıyor. Allahu Ekber dedi. Kadı İbn-i Mukatil Hazreti Hatem'e buyur etti, otur dedi. Cenab-ı Hatem oturmadı. Kadının nazarı dikkatini çekti. O zamanın kadısı şehrin en büyük amiri. Astı astı, kesti kesti, yani hüküm verilirse icra olur. İbn-i Mukatil bunu görünce dedi, niçin oturmuyorsun? Bir soracak sualin mi var da oturmuyorsun? Evet efendim dedi Hatem. Öyleyse sualini sor. Yatakta yatan alime sual olmaz. Önce ilim konuşacağız. Kalk da bir edeple otur dedi. Kadılık konuşmaz. Allahu Ekber. Her kişiyi gördün mü? Polisler silahlar oraya koysun. Evliya-i İzzam kadıya dedi mi? Kalk bakalım. Alim kişi ilim konuşacak. İlim yatakta yatana sorulmaz. Bir güzelce otur önce dedi. Eri gördün mü eri, eşeği gemi olanın kendisi nasıl olur sen bir anla. Eşeği gemi kendisini an, kendisini anla. Kadı kalktı. Kadı kalkınca o sual sordu. Bu ilmini nereden aldın? Bu ilmimi bize ulaşır, bize ulaştıran güvenilir alimlerden aldım. O kimden aldı o alimler? Resulullah Efendimiz'in sahabesinden aldı. Sahabeler kimden aldı? Hazreti Resulullah'tan aldı. Hazreti Resulullah bu ilmi kimden aldı? Cenab-ı Cibril'den aldı. Cibril Aleyhisselam deyince Hatem-ül Asam, peki sen Allah'tan Cibril'e, Cibril'den Resulullah'a gelen, ondan ashabına yayılan, ondan alimlere geçen, ondan sana ulaşan alimin ilminde
kadının koruyucu polisi var mı, silahı var mı, debdebe ve tantanası böyle saray mı, sana gelen haberlerde bu var mı? Hayır, ben böyle bir şey işitmedim. Sen Allah için söyle, Allah'tan Cibril'e, Cibril'den Resulullah'a, ondan saadesine, ondan salih alimlere, ondan sana gelen ilimde ne haber var? Bana ulaşan ilimde kim dünyaya gönül kaptırmaz? Vaadetini ahirete döndürür. Miskinleri sever. Ahireti için önceden hayır ameller yaparsa ona Allah katında yüksek makam vardır. Haberini işittim dedi. O halde sen bu halinle görkemli süslü binaları Firavun ve Nevrut'tan mı uyarak aldın? Ey kötülüğün başını çeken alim, ey alim olduğu halde işiyle zalim olan dedi, hiç konuşmadan bıraktı gitti. Hastalığına hastalık, derdine dert katan kadı şaşırdı kaldı. Bunun üzerine Cenab-ı Hatem'e, ya Eba Abdurrahman, Kazvin şehrinde daha beter bir kadı var dediler. Ey Kazvin, Kazvin İran'da, Kazvin bilirsiniz, hani aslan sırtına dövdüren, aslanı ya, hani aslanı dövdürdü, kükremiş aslan, aslanın kafasını vurmaya başlayınca ciğeri yandı, feryat etti, ne yapıyorum aslanın kafasını, ya o acısı ciğerime oturdu, kafasız aslan olmaz mı dedi ya, Kazvin'in perli var, karnı olmasa olmaz mı, kuyruğu olmasa olmaz mı, dövme yapılıyor pehlivana, şişler batırılıyor, üstüne barutlu süt dökülüyor. Dedi ya bu aslan böyle olsa olmaz mı? Dedi çok aslan gördüm ama kafası olmayan, karnı olmayan, kurnu olmayan aslan görmedim. Sen ne aslansın ki kükremiş aslanım, resmini dışına yaptıramadın. Cismin nasıl aslan olsun dedi, hamamcı güldü tellak. Hamamda dövme vuruluyor. O Kazvinli'yi bilirsiniz, Kazvinli. İşte ya Ebu Abdurrahman, bundan daha beter Kazvin'de bir kadı var dediler. Ben Kazvin'e giderim dedi. İlahi tebliğ bu efendiler. Allah için er kişi nasıl olur, eşeği gemi olursa kendi nasıl olur mu düşünün. Mübarek niyet etti, rızaya hak için Kazvin'e yürüdü. Kadı Muhammed Ahbet el-Tenafisi ismindeydi. Tenafisi. Hatem-ül Aslan kalbine vardı, tenafisiyi buldu. Allah sana rahmet etsin, ben acemi bir kimseyim, bana dinini öğretir misin diye kadının önüne oturdu. Kadı dedi, Allah için din öğrenmek vaciptir, öğretmek vaciptir, otur ne öğreteyim? Dedi, ben namaz kılmasını tam bilmem ama duydum abdest namazın anahtarıymış, önce şu anahtarı bir öğret bana dedi. Şimdi başına kadının ne gelecek diyorsa. Ben nuliyette buyurun dedi. Elden su kabı istedi. Tenafisi oturdu. Her azasını üçer kere yıkayarak kamil bir abdest aldı. Dedi sıra sende. Olur efendim dedi. Sıra geldi sağ kola. Hatem Hazretleri dört kere yıkadı. Kadı, israf ettin dedi. Niye efendim? Sünneti sen niye üçtür? Sen dört yıkadın, israf ettin. Subhanallah. Ne şaşılacak şey. Sen bunca debdebe, bunca saltanatta israf etmiyorsun da bir avuç suyu fazla döktün de israf söylüyorsun. Bu ne meseledir ki senin halin israftan bahseder deyince? Tenafisi derdine dert katarak 40 gün Kazvin şehrine kimseye utanıp çıkamadı. Hatem-ül Asam İbn-i Mukatil tenafisi kadılarını böylece ilmen mat edince alimleri olan tüccarlar kanalıyla Bağdat'a mübareğin menkibesi ulaştı. Hatem-ül Asam acem olmasına rağmen Bağdat'ta otururdu mübarek. Bağdat'a ulaştı. Ne zaman Bağdat'a Hicaz'a giderken uğrayınca etrafının Bağdat'ın ahalisi sardı. Ey Hatem, sen lisanı pertek bir acemsin. Nasıl olur da Rey ve Kazvin kadılarını mat edersin dediler.
Dedi bende üç haslet var ondan ederim. Müminler kemalat ayrı bir meseledir. Sıfatlar tebdil olmadan kemalat çıkmaz. Hani anlatıptırıyoruz ya nefsin ahlakı süfliyesi hamidiye dönerse aslan olur. O zaman eşeğini sürerse denizaltı gibi isterse deniz üstü gemi gibi gider. Sıfat değişecek. Ahlaka hamide değişecek. Sıfatı süphaniye ile muttasım olacak. O zaman ben kulumun gören gözü işiten kuluğa olurum. Fırla çıkacak. O zaman üfürse şifa verecek. İlaç verse deva verecek. Nasıl olur sen? Peltek bir acem iken dilin de yok. Nasıl olur en meşhur iki kadıyı sen böylece yenersin dediler. Bende üç haslet var. Üç hasletten dolayı Allah beni hasımlarıma üstün eder. Bu üç haslet nedir? Hasmın doğruyu görünce hasmında doğruyu görünce sevinirim. Düşmanlık etme. Eğriyi görününce kendim suçlu gibi, mahzun olurum. Hasmım da eğriyi görünce sanki ben o suçu işlemiş gibi mahzun olurum. Düşmanım suçlu diyerek sevinmem. Sonra kiminle konuşursam edepsizlik edip incitmem. Allah bunun için beni galebe çalar dedi. Hasmım da güzellik görürsem kendim...